İyi akşamlar arkadaşlar. Esenlikler diliyorum her nereden beni izliyorsanız. Arkadaşlar bu akşam sizle anlatacağım konu şeytan ayetleri olacak. Bu konuyu ben yaklaşık 6 yıl oldu galiba işlemiştim şeytan ayetleri konusunu. Tabii o zaman Aziz Nesin üzerinden Madımak olaylarını falan anlatmıştım daha çok. Tabii Müslümanlar bunların yalan olduğunu her zaman söylediği gibi o zaman da söylediler. Şimdi arkadaşlar bu şeytan ayetleri konusu sadece yeni olan bir şey değil. Daha öncesinde de vardı. Selman Rushdie ile bir kitapla birlikte popüler oldu. İslam dünyası bayağı bir karıştı. Humeyni fetvalar verdi. 10 milyon dolar kafasına ödül koydu öldüren için. Eğer Müslüman öldürürse 10 milyon dolar mı öyle bir fiyat biçmişti. Eğer kafir öldürürse 2000, 1 milyon dolar mı öyle bir şey vermişti. Şimdi bu hadise nedir? Bunun üzerinde konuşacağız. Bunun için arkadaşlar kaynaklara bakacağız. Nerede yazıyor, nerede var böyle şeyler. Böyle bir şeyin olup olmamadığı konusunda kaynaklarla birlikte dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu yayınımı özellikle Müslümanların izlemesini tavsiye ederim. O yüzden arkadaşlar sizler de paylaşın. Olur da bir Müslüman izlerse böyle şeyler İslam'da var mı? Şeytan ayetlere de bir şey var mı? Bunları kafirler mi uyduruyor? İslam düşmanları mı uyduruyor? Bunun üzerinde konuşalım. Şimdi bu konuyu kim açarsa, kim bu konuyla ilgili konuşursa İslamcılar tek söyledikleri şeyler bu yalandır, uydurmadır. İslam'da böyle bir şey yoktur. Şeytan ayetleri diye bir şey yoktur der ve topu taça atar. Veya böyle bir şey vardır ama bunlar anlattığı gibi değildir. Allah sadece Muhammed'i uyarmıştır. Şeytan gelip kulağına fısıldayabilir. O yüzden bir uyarı şeklindedir şey yaparlar. Yine bunları İslam düşmanları uyduruyor. İşte İslam'a hakaret etmek için böyle şeyler yapıyorlar gibi safsatalarda da bulunurlar. Şimdi bu kaynakları inceleyeceğiz. Gerçekten İslamiyet'te böyle bir hadise olmuş mu? Bu olay olmuş mu? Bunun üzerinden kaynaklar üzerinden gideceğiz. Yayınıma başlamadan önce burada Turan Dursun arkadaşlar saygıyla anıyorum. Özellikle onun kaynaklarına baktım ben ve tefsirlere de okudum. İnanılmaz derecede çok güzel bir şekilde bu konuyu anlatmış. Yayının sonunda da onun bu konuyla ilgili bir röportajını, bir makalesinde yayınlayacağım arkadaşlar. Okuyacağız. Umarım sıkılmazsınız bu yayın boyunca. Tekrardan söylüyorum. Lütfen bu konuyu arkadaşlar paylaşın. Bu yayını paylaşın. Diğer insanlar da duysun. Şimdi arkadaşlar bu konuyu anlayabilmek için öncelikle ben şöyle bir İşin çatısını, genelini, özetini bir anlatayım. Muhammed peygamberliğe başladığı sıralarda tabii kitle toplaması gerekiyor. Kendisinin de peygamber olduğunu iddia ediyor. 10 yıl boyunca bu bilinen bir gerçek Müslümanlar da bilir. Fazla bir kitleye ulaşamıyor. Ayetler geliyor sözde ama Müslümanlar demeyelim, müşrik dediği insanlar bunların bir uydurma olduğunu, Muhammed'in eskilerin masallarını anlattığını söylerler. Muhammed'in bir peygamber olduğuna inanmazlar. Yani 10 yılda Muhammed 70 kişiyi ancak çevresinde toplamış. Tabi Muhammed'in yaralandığı kaynaklar genelde Yahudilik olduğu için, Tevrat kaynaklı olduğu için, onlar da zaten Yahudiler de diyormuş. Sen işte bilinen masallar anlatıyorsun. Bunların eskilerin masalı bizim hikayelerimiz. Muhammed hem Tevrat kaynaklarını hem Yahudi kaynaklarını hem de Arap mitolojisinin içinde olduğu için aynı zamanda Muhammed peygamberliğinden önce zaten çok tanrılı bir dine inanıyor. Yani peygamber iddiasında bulunup da Allah'ın elçisi olduğunu iddiasını ortaya attığında o zamana kadar Muhammed bir çok tanrılı bir hayatın içinde ve çok tanrılı. Ve o zaman Arap toplumlarında da değişik değişik tanrı isimleri var. Bunlardan birisi El İlah, El Hubel, El Menat, El Lat ve El Uzza. Nitekim Muhammed'in babasının adı Abdullah'tır. Muhammed
Muhammed'in babası Nata Abdullah oluyor. Eğer Allah Muhammed'den önce çıkmışsa, Muhammed'den sonra insanlar duymuşsa. Diğer bir put ismi de Muhammed'in amcasının adı Abdul Uzza'dır. Bakınız bunlar hep put isimleridir. El İlah da bir baş puttur. Bunun aynı derecedeki versiyonu ise Hubel'dir. Muhammed zamanında Kabe'de olan putlara verilen isimlerden bu isimler yer alıyor. Şimdi Hubel'le Allah aynı pozisyonda. Nitekim Bedir Savaşı, pardon, Uhud Savaşı olduğu sırada, çünkü orada Ebu Süfyan çıkarıyor ki Hubel'i Ekber diye bağırıyor. Muhammed de onu duyunca Allahu Ekber diye bağırıyor. Ondan sonra Kur'an'ın ilk sureli, inen ilk surelerinde Allah'ın adını an diyor. Sürekli bunlar tekrarlanır. Allahu Ekber diye bir slogan ortaya çıkar. Bunun yaratıcısı aslında Ebu Süfyan'dır. Çünkü orada ilk söyleyen Ebu Süfyan Hubel'i Ekber diye bir bağırı yapar. Neden? Arkadaşlar, o zamanki Arap toplumları değişik değişik Tanrı isimlerine inanıyorlar. Mesela Hubel. Ebu Süfyan Hubel taraftarıdır. Muhammed de El İlah taraftarıdır. Kimisi Ellat taraftarıdır. Kimisi Elmenat taraftarıdır. Kimi de El Uzza taraftarıdır. Bu kabileler putlarını Kabe denilen yere koyarlar. Burada da putlarına ibadet ederler. Muhammed'in putunun ismi ise El İlah'tır. Ellah diye de sonradan aradaki i'yi kaldırırlar. Ellah olur. Buradaki baş putsa ya ilah olur ya da Hubel olur. Bunlara şefaat edenler de kızlardır. Bu Ellat, Elmenat ve El Uzza, bunlar aracı putlardır. Yani şefaat edilir. Baba put, yani en baş put Ellah, diğer bir versiyonu Hubel. Şimdi Muhammed zamanında dediğim gibi 10 yıl boyunca fazla bir kitle kazanamayan Muhammed, bu müşrik dediği insanları, yani Hubel taraftarlarını, Ellat, Elmanat, El Uzza taraftarlarını kazanmak ister sürekli. Bunlara dinlerini anlatır ama insanlar fazla Muhammed'e ilgi göstermezler. O sıralarda da Mekke'de şiir yarışmaları olur. Bu şiir yarışmaları genelde Kabe etrafında olur. Şiirleriyle insanlar gelir orada, insanlara duyuru şeklinde bağıra bağıra şiirlerini okurlar. Bir şiir düzenlemesi oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Muhammed de buraya geliyor. Herkesin bilinen bir şiirini okuyor. Necim suresini. Necim suresi zaten orada kullanılan bir şiir. Şiir ve zaten oradaki puta taparlar. Muhammed de bir puta taptığı için herkesin bildiği bir şiiri okuyor. Necim suresi dediğimiz o ayetlerde 19, 20 ve 21. Ayetlerinde Muhammed şiirin gidişatına kendini kaptırdığı için o şiirin orijinalini okuyor aslında. Yani oradaki Ellat'ın, Elmenat'ın, El Uzza'nın şefaatçi olduğunu ve şefaat umulacağını, yani Allah'ın karşısında şefaat umulacağını söylüyor. Bunu duyan müşrikler, yani puta taparlar, Muhammed'e bakıyorlar ki Muhammed işte bizim dinimizi, bizim putlarımızı kabul etti. O yüzden bir barış ortamı oluştu gibisinden Muhammed putların karşısında secdeye kapanıyor. Bunu gören diğer insanlarsa, puta taparlar da Muhammed'le birlikte secdeye yatıyorlar. Şimdi bu olayı şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresi vardır. Senin dinin sana, benim dinim bana. Benim gördüğüm kadarıyla kaynakları okuduğumda bir anlaşma orada söz konusu. Anlaşmaya göre herkes kendi inandığına inanacak. Herkes birbirine saygı duyacak gibi bir ortam oluşuyor ve Muhammed bu barışı sağlayabilmek için, onların dikkatini çekmek için bu putlara da orada secde ediyor. Daha sonra tabii Muhammed eline gücü geçirdikten sonra da bu anlaşmayı bozuyor. Tövbe suresinin ilk 5 ayetinde bir ultimatum koyuyor onlara. Muhammed burada secde ettikten sonra bu barış ortamında insanlar, tamam Muhammed bizim dinimizi kabul etti, biz de onun Allah'ını kabul edelim. Madem Allah şey yapıyor, zaten Allah da, onlar da tapıyorlar Allah diye bir şeye. Muhammed'in burada benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, Muhammed aslında ortadaki aracıları çıkartıyor ki kendini ortaya koyuyor. Çünkü Ellat, Elmanat ve El Uzza şefaatçi, yani Tanrı ile, onların Tanrı ile arasında bir
görev görüyor. O yüzden insanlar yani Ellah'la veya Hubel'le bir aracı konumunda. Şefaat yani. Şefaat dedi hani bizde de kullanılır ya şefaatçi. Böyle hastanın yanında bakıcı falan gibisinden. Dolayısıyla Muhammed orada putları kaldırıp kendisini peygamber olarak, şefaatçi olarak yerine koymaya çalışıyor. Bu barış ortamında herkes memnun oluyor. Muhammed artık zaten problem çıkartan Mekke'deki bütün tanrıları kötüleyen en gerçek tanrısının Allah olduğunu insanlara inandırmaya çalışan Muhammed onların başında zaten bir sorundu. Muhammed dolayısıyla onların putlarını da kabul ettiği için bir huzur güven ortamı oluşuyor. Hatta Habeşistan'a göç eden Müslümanlar geri geliyorlar. Hatta geri geldiğinde bir bakıyorlar ki hiç durumda öyle değil. Çünkü Muhammed'in çevresindeki insanlar, Muhammed'in inanırları Muhammed'e tepki gösteriyorlar. Hani bizim Allah'ımız en gerçekti, en büyüktü. Sen işte putlara taptın, sen onlara secde ettin, biz sadece Allah'ın karşısında secde ederiz deyince Muhammed iş içinden çıkamıyor. Yalnız bu ayetler Kur'an'a giriyor. Artık ne kadar kaldı belirsiz. Çünkü Habeşistan'dan gelenler bile herhalde 2 günde gelemediklerine göre belki yıllarca kaldı. Onu bilmiyoruz. O konuda zaten net bir bilgi de yok. Muhammed yanındaki insanlara peygamberliğini ilan edip de Allah tek deyip de bu kadar kişiyi topladıktan sonra gerçek yanında ilk toplanan insanlar Muhammed'e tepki gösterince işin içinden çıkamıyor görünen o. Bunlara diyor şeytan geldi bana söyledi. Kulağıma fısıldadı. Ve diyorlar ki Muhammed'e hadiste okuyacağım. Ya sen şeyi Cebrail'i sürekli görmedin mi? Cebrail sana sürekli gelip gelip gitmedi mi? Sen Cebrail'i tanıyamadın mı? Muhammed diyor ki evet haklısınız diyor. Ben diyor Cebrail'i tanırım. 600 tane kanadı vardı der. Neyse bunu da bir şekilde toparlamaya çalışır. Bunun kulağıma şeytan soktu. Bu ayetler gerçek değildir. Cebrail geldi beni uyardı. Bu Necim suresiyle ilgili arkadaşlar şunu da söylemek lazım. Necim suresinde burada okuduğu zaman Muhammed bir şiir okuyor ama o şiir yazanlar var orada. Şairler falan da var. Yayının başında söylediğim gibi insanlar Kabe'ye gelip putlarına veya kendi bir sorunu bir şey isteği varsa halka orada şiirsel olarak anlatabiliyor. Zaten Necim suresi bir şiir şeklindedir. Burada Muhammed'in ilham aldığı yer çok önemli. Mesela ilham perisi denir yani bir şarkı yazar ilham perim diye konuşur. Muhammed'in de burada diğer şairlerin olduğu gibi ilham perisi de Cebrail. Cebrail geliyor bu ayeti bir şekilde düzeltiyor. Sonra ayetlerle bunları Allah diyor ki sabitleştirdik işte sorunları giderdik. Ve diğer ayetlerde de bunlarla ilgili söylemler var. Şimdi arkadaşlar eğer YouTube'u açarsanız bu şeytan ayetlerle ilgili Müslümanların yaptığı videolar var. İnanın hepsi bu işin yalan olduğunu, uydurma olduğunu, İslam düşmanlarının bunu yaptığını, İslam'ı kötülemek isteyen, Muhammed'i kötülemek isteyen insanların yaptığı, art niyetli insanların yaptığı videolar veya açıklamalar. Muhammed hiçbir zaman puta tapmamıştır. İşte böyle ayetler yoktur. Hiçbir kaynakta yoktur gibisinden kendi inandıkları kaynakları bile reddederler. Buna Diyanet de dahil. Selman Rushdie kitabı yazdığında bu olay dünyada patlak verir. Sadece Selman Rushdie ile de kalmaz arkadaşlar bu. Selman Rushdie bunu 1988'de mi yazmıştı hatırlamıyorum. Şeytan ayetleriniz. Satanic Verses. Ondan önce de olan bir konu. 19. yüzyıl yani 1800'lü yıllarda Avrupa'da olan aydınlanma akımıyla insanlar zaten dinleri araştırmaya başlıyorlar. Batılı o şeyler, bilim insanları, daha doğrusu doğu bilimciler oturuyorlar Kur'an'da inceliyorlar ve bu şeytan ayetlerini görünce de zaten İslam'ın tamamıyla uydurma bir din olduğunu onlar da söylüyorlar. O zaman bile İslam camiası sadece yalanlıyor. Öyle bir şey yok. Bunu da gören Avrupalı o doğu bilimciler dalga geçiyorlar. İnsanlar kendi kaynaklarını nasıl reddedebilir? Kendi kaynağınızda yazan şeyleri nasıl reddedebiliyorsunuz?
Ortada bir gerçeklik var. Bunu niye kaldırmaya çalışıyorsunuz? Harbiden dalga geçiyorlar. Ta bu şeye gelene kadar, Selman Rushdie'ye kadar tartışmalı şekilde gidiyor. Zaten İslam'ın en büyük tartışmalı konularından biri de şeytan ayetleridir. Müslümanlar kabullenemez ama en gerçek kaynaklarında da yazar. Diyanette gelir bunun üzerine örter. Selman Rushdie bu kitabı yazdıktan sonra dünyada değişik protestolar oluyor. Başına ödüller konuluyor. Birçok ülkede Selman Rushdie'nin kitabı yazılıyor. Ve Turan Dursun çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var mı yok mu gelin tartışalım. İlk önce Turan Dursun bir makale yazıyor. Ve kaynakları ortaya koyuyor. Kaynakları ortaya koyunca da bizim Türkiye'deki İslam camiası siz böyle şeyler yazıyorsunuz niye bize sormadınız diyor. 2000'e doğru dergisinde. O zaman Turan Dursun orada yazıyor. Bize niye sormadınız? O zaman 2000'e doğru derse çıkıyor ki gelin bir toplantı yapalım. TRT'ye çıkalım, televizyonlara çıkalım. İslam'da böyle şeyler var mı yok mu bir tartışalım. Siz kaynaklarınızı koyabilecek misiniz? Biz zaten İslam kaynaklarını koyacağız. Nerede ne yazıyor? Koyalım. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çıkamıyorlar. Neden? Çünkü ellerindeki kaynaklar onları yalanlıyor. Nitekim Turan Dursun onaylıyor. Diyanet de aynı şekilde. Çıkıyor o zaman Diyanet İşleri Başkanı, adamı da göstereyim arkadaşlar. Turan Dursun'un öldürülmeden önceki şu adam AKP milletvekili bakın. AKP milletvekili. Heh. Bu adam. Nerede yazıyordu? Ha, Yüzyılı. Dönem Genel Seçim Ankara milletvekili. Görüyor musunuz? Şu adam. O zamanın eski Diyanet İşleri Başkanı. Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu. Bu da aynı. Çıkamıyor Turan Dursun karşısına. Sadece bunun bir yalan olduğunu, uydurma olduğunu söylüyor. Madem yalansa niye çıkmıyorsunuz? Niye tartışamıyorsunuz? Tabii Müslümanlara demeyeyim daha doğrusu, ideolojileri maalesef sakat. İslamcılar sıkıştıkları yerde işi kökünden hallederler. Nitekim adamı da ortadan kaldırdılar. Turan Dursun'u da. Çünkü insanların hiçbir zaman uyanma derdinde değiller. Sadece insanları dinle, imanla beyinlerini yıkamak. Turan Dursun çağırdığında niye gelmediniz? Niye konuşamadınız? Madem bunu yalan diyorsunuz, yalan olduğunu niye kanıtlayamadınız? Niye? Bunlar yalansa İslam'ın en temel kaynakları yalan mı söylüyor? Ve bu adam çıkıyor diyor ki bunlar diyor bu adam o zaman Diyanet İşleri Başkanı diyor ki ilk dönem kitaplarında geçiyor olabilir ama sonraki şeylerde yok. Öyle şey bulamazsınız. Ya İbni İshak'ta yazıyor. İbni İshak'ta. İslam'ın ilk kaynağı. Orada yazıyor. Taberi'de yazıyor. Siz bu insanları nasıl yalanlayabilirsiniz? Onlar İslam düşmanı mıydı? Onlar Müslüman düşmanı mıydı? Ama ne yapıyorlar? Yok edelim, ortadan kalsın. Selman Rushdie'ye yapılanlar gibi. Ama adam bugüne kadar yaşayabildi. Ama ne? Devlet korumasıyla. Selman Rushdie bu kitabı yazdığında arkadaşlar. Akabinde de Turan Dursun makaleler yazıyor. İnsanları çağırıyor. Gelin tartışalım. Televizyona çıkalım. Her şeyi insanlar öğrensin. Var mıymış böyle şey? Yok muymuş? Tabii Müslümanlar dediğim gibi çıkamıyor. Sadece yalanlıyorlar. Böyle bir şeyin olmadığını. Bundan sonra olan hadiseler arkadaşlar. Bu ilk şeytan ayetleri videomu yaptığımdaysa bunu anlatmıştım. Aziz Nesin bu şeytan ayetlerini kitabını Türkçe'ye çeviriyor. Aslında şeytan ayetleri de geçiyor ama kitap bir roman. İçinde bir bölüm var sadece bu konuyla ilgili. Onu anlatıyor orada ve İslam kaynaklarında da yazan bir şey zaten. Ama Müslümanlar çılgına dönüyor. Nasıl böyle şey olur? Aziz Nesin bu kitabı Türkçe'ye çevirdikten sonra Türkiye'de de Aziz Nesin'e karşı bir kin başlıyor İslamcılar tarafından. Din düşmanı, İslam düşmanı diye. Biliyorsunuz Madımak'a gittiğinde Aziz Nesin oradaki aydınlarla bir otelde buluştuğu zaman oradaki yobazlar, gerici zihniyet otelde Aziz Nesin'i yakmaya çalışıyorlar. Aziz Nesin kurtuluyor neyse 33 tane aydını çatır çatır yakıyorlar. Yani adamların ideolojisi yok et. Yok et. Gerçekleri insanlara gösterme. O zaman bu videoyu yapmıştım arkadaşlar. Şimdi daha detaylı gireceğim arkadaşlar. Konu uzayabilir. Zaten özetini anlatmam bile 21 dakika sürdü. Şu adamı kapatacağım. Bakın bu adam.
şu an AKP milletvekili. Ve İslam kaynaklarını reddedebiliyorlar. Yani yapacak bir şey yok, zaten bizim de başımızda. Şimdi arkadaşlar, bu konu Kur'an'da kaç tane ayette geçiyor? Bunların yalan dediği ayetler. Halbuki Kur'an'da zaten silinmiş olsa da var. Necim suresinin 19, 20, 21. ayetlerin orijinalinde. Sonra bunlar şeytanın getirdiği ayetler olaraktan düzeltiliyor. Sonra bunun açıklaması İsra suresinin 74-75. Ayetinde. Diğer bir açıklaması ise Haç suresinin 52. ayetinde. Müslümanlar diyor ki burada diyor Allah diyor Muhammed'i uyardı. Ya bir şey olursa uyarırsınız. Olmayan bir şey de insan uyaramazsınız. Olacakmış da o yüzden uyarmış. Halbuki buradaki İsra suresinin 73-74-75. Ayeti ve Haç suresinin 52. ayeti bu konuyu açıklıyor. Ama yapacak bir şey yok. İnsanların anlama şeyi farklı farklı. Şimdi Kur'an'ı açacağım arkadaşlar. İlk önce şunu okuyayım ben. Kafirin suresini bir okuyayım da. Çünkü olay buradan başlıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Kafirin suresi diyor ki arkadaşlar. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ne diyor? De ki ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Burada bir barış anlaşması var. Biliyorsunuz bu barış anlaşması Tövbe suresinin ilk 3 ayetinde Allah sözle bozuyor bunu ve ölüm emri çıkartılıyor. Bu olayı şöyle bir kenarda bulundurun arkadaşlar. Diğer bir sure ise Necim suresine geçelim. Olay şu arkadaşlar. Aslında konu olan, yani konunun baş aktörü burada. Diyor ki gördünüz mü Lat ve Uzza'yı? Kur'an'da arkadaşlar put isimleri bunlar. Ve üçüncü olan öteki Menat'ı. Demek erkek size, dişi de ona, öyle mi? O zaman bu insafsızca bir taksim. İlk önce şu Lat, Menat, Uzza'yı şöyle bir tanıyalım arkadaşlar. Lat, Menat, Uzza. Lat arkadaşlar bereket tanrısı. Uzza. Bunun Lat arkadaşlar Ellat. Allah'ın dişisi. Allah'ın kızı. Allah erkek, eril. Ellat dişil. Uzza. Eril olanı aziz, dişil olanı Uzza. Aziz Allah derler ya arkadaşlar erkek anlamında. Aziz Allah. Menat Allah'ın eşi, daha doğrusu ya da Hubel'in eşi arkadaşlar. Bu kızları Muhammed şöyle düzeltiyor. Demek erkek size, dişi de ona mı? Yani şeyler, kafirler erkekleri almışlar, dişi olan şeyleri almışlar. Tabi burada kadın aşağılan var ayrı bir konu açacak olursak. Ha, dişi ona öyle mi? Yakıştıramıyor yani. Allah erkek olması lazım. Bunlar dişi yani. Allah erkek olması lazım. Değil mi? O zaman bu insafsızca bir taksim. Şimdi arkadaşlar bu ayetin gerçek versiyonu şuradan okuyacağım. Neresi burası? Şeytan ayetleri. Şeytan ayetleri. Dur bakayım. Şurada mıydı? Hatta Google'a gireyim arattırayım. Bak şeytan ayetleri. Şeytan ayetleri. Arattıralım arkadaşlar. Şeytan ayetleri. Heh. Girelim buraya. Bakın orijinal neymiş? Lat ve Uzda'ya ve diğer üçüncü Menat'a ne dersiniz? Bunlar şefaatle umulan yüce tanrılardır. Bunu dedikten sonra Muhammed secdeye kapanır. Burada zaten açıklaması var. İslam kaynaklarında da yazıyor. Hiç kimse çıkıp da bunun uydurma olduğunu söyleyemez. İslam kaynaklarında granit olayı olarak geçer. Granit. Müslümanlar Habeşistan'a göçmüşken geri gelirler. Sonra bakarlar ki Muhammed Haç suresinin 52. ayetiyle bunu düzeltir. Düzeltmiş hali de Lat ve Uzza'ya ve diğer 3. Menat'a ne dersiniz? Erkek size, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır der. Şimdi bunu kapatacağım arkadaşlar. Bu el Lat el Menat nedir? Onu bir anlayalım. Sonra şunu unutmayın arkadaşlar. Muhammed burada onları şefaatçi aracı olarak kabul ediyorlar. Zaten oradaki müşrik denen insanlar da bunları şefaatçi olarak görüyorlar. Lat, Menat'ı, Uzza'yı şefaatçi olarak görüyorlar.
O yüzden diyor ki iyi, bizde zaten diyor şey yok, biz de öyle görüyorduk. Evet. Şimdi şu Lat Menat Uzay'ı bir açalım. Hatta ilahtan başlayalım arkadaşlar. İlah, Allah. Bakın Allah burada oturuyor. Aha da başına. Gördünüz mü? Hatta bir Türk yazarın söyleminden gideceğim. Ondan sonra Ellat, Elmanat'ı daha iyi anlayacaksınız. İsmail Hakkı Altuntaş Allah ve ilah kelimesinin kökenleri hakkında şu ifadeleri kullanmıştır. Allah kelimesinin kökeni itibariyle Arapça tanrı anlamına gelen ilahtan üretilmiş olduğu, bunun Arapça, İbranice, Aramice ailesinin bulunduğu Sami dillerin ortak kullanımı olan el, il, illah, ellah'tan türetilmiş olduğu kabul edilir. Bu görüştür, bu bir görüştür. Aramca, Süryanice konuşan İsa da Tanrı'yı il diyordu. Aramca ifadesiyle İsa son nefesiyle şöyle diyordu. Eli, lama, şavak, var, vır, geto, bizi ilgilendirmiyor. Allah. İslam öncesi Arap toplumu Kabe. Ayrıca Menat arkadaşlar Kibele'dir aynı zamanda. Geleceğim biraz sonra. İslam öncesi Arap toplumu Kabe'de 360 tane puta tapılıyordu. Bunların en güçlüsü ve en yükseğe konulanı ilah, ay tanrısı yani Hubel arkadaşlar. Bunlar birbiri arasında gidip gelip görüyor. Çünkü taraftarları farklı. Ay tanrısı Al ilah, El ilah idi. İslam öncesi Araplara göre Al ilah dünyanın yaratıcısı, havadan yağmur indiricisi, yerden tane çıkartıcı, Kabe'nin efendisi. Kabe'nin efendisi arkadaşlar. El ilah 3 adet kızı bulunmaktaydı. El Lat, El Uzza, El Manat. Allah'ın kızları arkadaşlar. Dişisi yani. Bunlar hepsi dişi. Ay tanrısı değişik kabilelerde Sin. Yani Allah'ın diğer birisi de Yasin de vardır. Ay tanrısı değişik kabilelerde yani Allah, Yasin, Muhammed'in tanrısı El İlah, Ebu Süfyan'ın tanrısı Hubel'dir. Mesela ikisi de Allah şeyinde. Sin de var mesela. Gibi isimlerden anılırdı. Kureyş'teki adı ise bakın arkadaşlar Kureyş'te Muhammed'in kabilesi ne diyormuş? Allah. Kabe milattan önce 800'lü yıllarda Al İlah'ın evi olarak anılmaya başlanmıştır. Al İlah kelimesi İslam öncesi Arap şiirlerinde de yaygın olarak kullanılmıştır. Dil bilimciler Allah kelimesinin Al İlah'tan türediğini söylemişlerdir. Zamanla El İlah birleşik olarak Allah şeklinde idgam söylemeye başlanmış ve Arabistan'da tek tanrıcılığın gelişimine paralel olarak kelimeye daha somut anlamlar yüklenmiştir. Türkçe Arapçadan geçmiştir. Türkçe'de ilah karşılığında cins isim olarak tanrı yani İngilizce deity vır vır cacır. Şuraya da okuyayım arkadaşlar. Şunu okumama anlam var mı bilmiyorum. Bazı isimler hayvan ve avcı ve törenlere işaret etmektedir. 25-28 bin yıllık mı o? Venüs'ü tarih öncesi bir tanrıçı figürü olduğunu yorumlayan bir heykelciktir. Evet. Gelelim arkadaşlar. Bunların değişik kültürlerde de farklı farklı şeyleri var. Şimdi gelelim şuradaki Ellat. Ellat neymiş acaba? Açalım. Ellat arkadaşlar. Çizdiğim yeri bir okuyalım arkadaşlar. Neymiş? Kendisini temsil eden bir kara taş bulunurdu. Hacerül Esvet. Biliyorsunuz o vajina şeklindedir. Bir okuyalım Ellat. Diğerleri kısa arkadaşlar. Bunu okumam lazım olayın anlaşılması için. Arkadaşlar yayın biraz uzun olacak. Çünkü çok detaylı anlatacağım bu yayında. Tefsirlere falan da gireceğim. Gerçekten bu olayı merak ediyorsanız hepsini anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben burada tabii Wikipedia'dan okuyorum da İslam kaynaklarında da geçiyor zaten. Her yerde geçiyor. Evet. Hatta buna gelmeden önce Granit olayını şuradan şeyden de açabilirsin arkadaşlar. İslam ansiklopedisi. Bak orada da yazıyor. Granit hadisi doğru olup Hazreti Peygamber şeytanın telkini ve müdahalesiyle putların şefaatçi olacağını ifade eden iki cümleyi anarak ayet ile okumuş. Daha sonra bu cümleler Allah tarafından nesedilmiş ve bunun şeytanın peygamberi yanıltmasının bir sonucu olduğu bildirilmiştir. Heh.
Başta Taberi olmak üzere Zamarşeri, İbni Atiye, El Endüs neymiş? Endelüsi, İbni Teymiye, İbrahim El Kur'ani, Ferit Vecdi, Rasim Avni Efendi, Mahmud Esad Efendi, Muhammed Hamidullah gibi bir kısım eski ve yeni alim bu gruba dahildir. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi o Diyanet İşleri'ne gidip şu kaynaklara vermek lazım. Yokmuş ya böyle şeyler. Şimdi Müslümanlar videolar yapıyorlar ya böyle şeylerin olmadığına dair. Kaynaklarınızda geçiyor. Neyse biz bunu kapatıyorum. Zaten burayı okuyacaktım. İsteyen oradan da bu bilgilere ulaşabilir arkadaşlar. İstediğiniz her yerde bu bilgiler var. Her yerde. Neydik? Ellat okuyorduk değil mi arkadaşlar? Okuyalım arkadaşlar. Ellat. 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 Ellatu. Alilat. Allat. Tanrıça. İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrısı. Bereket tanrısı. Bereket tanrısı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? En küçük, en büyük tapınağı Taif'te bulunuyordu. Lat, Taif'te dört köşeli bir düz bir kaya parçası ile temsil ediliyordu. Ve etrafındaki bir ev inşa edilmişti. Tapınak Taif Kabe'si olarak biliniyordu. Karataş, İslam öncesi dönemde Petra'da bir adada Kaap olarak tanrıça Ellat'ın sembolü durumundadır. Devam edelim. Mekke Medine arasında bir yer olan Kudayt kasabasındaki tapınakta ise kendisini temsil eden bir kara taş bulunuyordu. İslam öncesi dönemde Mekke'nin 3 baş tanrısından biriydi. Bu 3 tanrıça Mekkelilerin inancına göre Tanrı'nın kızları diye Allah'ın kızları. Petralı Nabatiler tarafından tapınılan Lat, Nebatlılarca Yunan, Athena ve Roma, Minerva ile den tutulmuştur. Wellhausen'a göre onlar Lat'ın Hubel'in annesi olduğuna inanıyorlardı. Hubel'in annesi. Hişam bin El Kabri tarafından yazılmış Putlar kitabına göre İslam öncesi dönemden Araplar onun Kabe'de yaşadığına inanırdı. Kabe'de ona ait bir put bulunurdu. Bu ilahın adı İslam dışı dönemlerin insanların tapındıklarından olarak İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'da geçer. Necim suresinde adı bir diğer Arap mitolojisi figürü Uzza'da birlikte anılır. Siz de gördünüz değil mi Lat ve Menat Uzza'yı? Bak burada ayette de veriyor. Bir sonraki ayette de bir diğer Arap mitolojisi figürü Menat'ın adı anılır. Sıklıkla Lat, Menat ve Uzza üçü bir tür tanrıça üçlemesi meydana getirdikleri şeklinde ilgili yazılanlar bulunmuşlardır. Bu üçlemenin başı konumundaki Lat'a Arap mitolojisinde sıklıkla her şeye gücü yeten bir baş tanrının Allah veya bugünkü Allah tanrı kızı olarak tapılmış olsa da bazı bölgelerde baş tanrının bir tür eşi olduğunu da tapınılıyordu. Tapınılmıştır. Bununla birlikte genel kanı İslam öncesi Mekke'de ayetlerde de adı geçen 3 tanrının Allah'ın kızları olarak anılmış olduğudur. Bu iki eylem Kur'an'da da yer bulmuştur. Gelelim El Uzza. Bakın arkadaşlar. Bu da Aziz erkek. El Aziz erkek. El Uzza dişisi. Bu da kız. Uzza. İslam öncesi Arabistan'daki bereket tanrıçası olup da bu dönemde Mekke şehrinin 3 baş tanrısından biriydi. Justin Bieber dostum hoş geldin. O dönemde Uzza, Manat ve Lat asıl ulaşılmak istenen ulu tanrı El İlah'ın kızları olarak anılıyorlardı. Buyurun. Hah, Turan Dursun'a da geçmiş. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da da İslam öncesi tapınılan ilah putlarından biri olarak adı geçmektedir. Necim suresi. Ah, okuduğum yerler. Hubel gibi Uzza da İslam öncesinde Kureyşler tarafından korunmak için çağrılırdı. 624'te Uhud Savaşı'nda Kureyşlerin savaş narası Uzza'nın insanları Hubel'in insanları şeklinde. Arkadaşlar bu arada Hubel, Hubal Kur'an'da da geçer. Hubal. Baal vardır ya. Kur'an'da geçen şeyin adı burada ikisi de birdir zaten. Hububat tanrısı. Gelelim.
Bak Elilat Allah burada da var. Değişik isimlerde anılmış. Sonra gelelim Elmenat. Elmenat Allah'ın eşi arkadaşlar. Ya kızı diyorlar ya da Hubel'in eşi de deniyor. Menat veya Menah Arap mitolojisinde bir tanrıça. İslam öncesi Arabistan'da tapınılan tanrıçalardandır. Özellikle Mekke şehrinin üç baş tanrıçasındandı. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da da geçer. Putlar kitabına göre İslam öncesi dönemde Araplar Manat'ı kader tanrıçası olduğuna ve üç baş tanrının en yaşlısı olduğunu anlardı. En yaşlı tanrı. O dönemlerde üç baş tanrının kızları olduğunu anlardı. Petra'daki Nebatılar onu Manavat ismiyle tanıyor. Onu Grek-Roman tanrıça Nemesis ile denk tutuyorlar. Ve Hubel'in karısı olduğunu inanıyorlardı. Putlar kitabına göre İslam öncesi dönemlerde Arap toplumların en eskisi Menat idi. Ayrıca eser Mekke'ye Menat adına yapılan bir tür haçtan da bahseder. Yine aynı eserde sahabelerden Ali'nin Manat putunu yok ettiği de anlatılır. Evet yavaş yavaş ilahımızı gördünüz arkadaşlar. İlahımız burada. Allah'ımız ve diğer putları. Şimdi Necim suresini şöyle açalım arkadaşlar. Ne diyordu burada? Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı? Orijinal Kur'an'da yazılan bu arkadaşlar. Üçüncüleri olan Menat. Demek erkek size dişi ona öyle mi? O zaman bu insafsızca bir taksim. Şimdi arkadaşlar internette açın. Diyanet işlerinin çakallığı, Diyanet işlerin sahtekarlığını görün arkadaşlar. Bakın burada Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nokta, Kur'an nokta, Diyanet nokta, gov.tr. Haç suresini bulun arkadaşlar. Haç suresi. Burada tefsirleri var. Bakın 51'den gelmişiz. Tefsir etmişler. Gelelim 52. Arapçası da burada. Şimdi bak bunu okuyun arkadaşlar. Ben üşenmedim. Zaten birkaç gündür bu konuyu araştırıyorum. Hatta bir hafta falan da oldu. Okudum arkadaşlar. Gerçekten anlattıklarını anlamak bile güç. Anlattıklarını anlamak bile güç. Burada Haç suresinde Muhammed'in olayı yaşadığını ve onu açıklayıcı bir ayet keza İsra suresinin 73, 74, 75. ayette bunun açıklaması. Haç suresinde açıklanıyor bunlar. Burada Muhammed'in açıklamasını açıklamışlar bunlar. Muhammed neymiş? Allah tarafından bir uyarıymış. İkaz edilmiş. Başka bir nebilere, peygamberlere bu şekilde şeytan ulaştı. Geldi onların kulağını çeldi. Farklı yollara zapt ettirdi. Aman şey yapmasın. Burada açın arkadaşlar. Tefsirini okuyun. Zaten anlattıkları bir şey anlamak da zor. İçinde bazı Arapça kelimeler kullanıyorlar. O kadar uzman şekilde boğmuşlar olayı. Açın arkadaşlar, okuyun arkadaşlar. Şuradan başlayın. Uzun 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 okuyun. Ve inanın bu olaya değinmiyor bile. Şeytan ayetleri nasıl olmuş? Nerede olmuş? Lat, Menat bunlar nedir? Değinmiyor bile. Nasıl şey çağırdığında Turan Dursun bu Selman Rushdie kitabı yazdığında dünyada bu olaylar olduğunda Turan Dursun madem böyle bir şey yok diyorsunuz Diyanet diyor. Yok diyorsunuz gelin bunu kaynaklarla tartışalım kaçıyorlar. En sonunda da adamı öldürüyorlar zaten. O zamanki Diyanet işleri çıkıyor açıklamalar yapıyor böyle bir şeyin olmadığına dair. Yani Diyanet bile yalan satıyor insanlara. Kendi kaynaklarını bile yalanlayan bir Diyanet. Geç Müslümanların hepsi öyle de kendi kaynaklarını yalanlıyorlar. Yani din düşmanları bunu yapıyormuş. İslam'a düşmanlar bunu yapıyorlarmış. İslam'ı yok etmek isteyenler bunu yapıyormuş. Ya biz ne yapalım? Zaten bu kadar milyonlarca insan var. Dünyada milyon tane Müslüman var. Önemli olan bunlara gerçek bilgiyi vermek. Dürüstlük bunu gerektirmiyor mu? Niye verilmiyor? Verilmiyor. Tek hepsinin derdi üzerini kapatmak. Farklı farklı masallarla olmadık fikirleri ortaya ataraktan kaynakların dışında bilgiler vermek. Ya aslında bu kaynaklarla anlatılması gerekmez mi? Açıklama yapıyorlar, kaynak vermiyorlar. Yok böyle şey deyip geçmekle olmuyor işte. Yok demekle bir şey olmuyor. Ortada bir gerçeklik var. Bunu yalanlayamazsınız. Çıkacaksınız, kaynağını koyacaksınız. Yoksa yok diyeceksiniz. Kaynak sunmadan bunu çıkıp da insanlara yok böyle bir şey diyemezsiniz. Diyanet İşleri bunu yapıyor arkadaşlar. Okuyun şuradaki, girin bakın.
Tekrar adresi veriyorum. kuran.diyanet.gov.tr Kur'an meali. Açın burada tefsir veriyorlar. Absürt. Absürt mü absürt? Diğer bir ayet arkadaşlar. Necm suresinin bu Lat Menat'ı anlatan yani şuradaki ayetin gerçek ayetler. Lat, Menat, Uzza'ya ve diğer üçüncü Menat'a ne dersiniz? Bunlar şefaatler umulan yüce turnalardır. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Gerçek tefsirlerden okuyacaksınız. Bunların yok dediği, kaynak yok dediği tefsirlerden okuyacaksınız. Veya şu ayete göreceksiniz. Bu ayeti de Müslümanlar aynı şeyi yapıyorlar. Şeyde burada Diyanet'in sitesinde Hac suresinin 52. ayetinde olmadık hikayeleri anlatmışlar. Yok Muhammed uyarılmıştır, şudur. Burada da aynı hikayeler dönüyor. Bakın ayeti okursanız arkadaşlar burada zaten işin açıklaması var. Açıklaması. Bakın Diyanet'in şeyini okuyacağım buradan. Sadece ayetini okuyacağım. Bak ayet şu şekilde arkadaşlar. Bak. Burada Muhammed size göre uyarılmış mı? Yoksa bir hadise mi olmuş? Burada açıklama mı getiriyor? Yani az önce okuduğum şu ayetlere. Lat, Menat, Uzza'ya ve diğer üçüncü neresi bunlara şefaat mi? Açalım bakın burada bir ne var? Hepimiz görelim. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi görmedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ile onun arzuna bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlamca yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri taşlaşmış olanlar için sınava vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anmaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlamaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola getirir. İnkar edenler ise kıyamet kendilerine ansızın gelince ve sonu olmayan günün azabı kendilerine yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. Evet, gelelim İsra suresinde. Bakalım burada ne diyor arkadaşlar. Müşrikler, bakın arkadaşlar. Aslında en güzel açıklamayı burası yapıyor. Müşrikler sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni neredeyse sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi. Anlaşma var ya arkadaşlar bak. Elmal'dan okuyalım. Ey Muhammed, az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başkasını size karşı iftira etsin diye fitneye düşeceklerdi. O tarafta seni dost edineceklerdi. Devam. Bak edineceklerdi, bir olay var burada. Eğer biz sana sebat etmemiş olsaydık neredeyse sen onlara birazcık meyledecektin. Bak görüyor musun? Bu olay olmuş ki burada bunun açıklaması var. Devam edelim. 75. O takdirde muhakkak hayatında, ölümünde azabını sana kat kat arttırırdık. Sana sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Bakın burada geçmiş zamandan konuşuyor. Şimdi gelelim bu işin tefsirlerine arkadaşlar. Tefsirini açıyorum. İbn-i Süyut tefsiri Hac suresinin 52. ayeti. Bak şu Diyanet işte geç bunu kapat ben şeyden okuyacağım. Geç Hac suresi. Şuradan da açayım. Dur ikisi yan yana dursun. Hac suresi 52. Diyanet orada bayağı bir kıvırıyor. Elmal Hamdi Yazı'dan okuyayım da öyle başlayalım. Ey Muhammed biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah ayetlerini tahkim eder, güçlendirir. Allah alimdir, her şeyi bilir, vır vır cırcır. Şimdi açalım tefsir. Evet, bütün İslam alimlerinin yok dediği, böyle bir şeyin olmamış dediği tefsirlerde ne yazıyor arkadaşlar? Evet, şuraya büyüteyim. Yeterince büyüdüm arkadaşlar, görünüyor mu?
Evet. İbu Süd Efendi'den okuyacağım. Hac suresi 52. Nihayet bir gün kavminin meclisindeyken Necim suresi nazil oldu. Peygamberimiz az önce biliyorum Wikipedia'dan okudum ya. O videonun altına gelecek Müslüman. Geç buraya kadar izlerse şu, zaten mucize. Bak Wikipedia'dan okudu ya. Uydurma onlar. Wikipedia'dan okuyor bak. Al senin tefsirini okuyorum aga. Daha arttıracağım şimdi. Daha da arttıracağım. Nihayet bir gün kavminin meclisindeyken Necim suresi nazil oldu. Peygamberimiz testere de sureyi okumaya başladı. Nihayet ve üçüncüleri olan ötekim Menat'ı gördünüz mü? Ayetine gelince şeytan ona vesvese verdi. Aa, yokmuş bu kaynak yokmuş evet. İslamcılar kaynak yokmuş değil mi? İftira atıyoruz. Ve sonunda lisanından şekven mu? Şekven. İşte onlar yüce kuğulardır. Turnalar yani arkadaşlar. Ve hiç şüphesiz onların şefaati umulur ifadesi çıkıverdi. Aa, yokmuş kaynak değil mi? Heh. Gördünüz mü? Yokmuş öyle mi? Bunun üzerine müşrikler çok sevindiler. Müşrikler çok sevindiler. Hatta Peygamberimiz testere yani kemküm selam surenin sonunda secde ederken aa Muhammed secde edilmiş. Ederken onlar da kendisine iştirak ettiler ve Mescid-i Haram'da bulunan mümin, müşrik herkes secde etti. Sonra Cebrail aleyhisselam bundan dolayı peygamberimizi uyardı. Uyardı. Bunun üzerine peygamberimiz buna çok üzüldü. İşte bundan dolayı Allah Celle Celaluhu peygamberimizi bu ayette teselli buyurdu. Düzeltiyor ayeti. Yokmuş öyle mi? Yokmuş öyle mi? Diyanet İşleri yokmuş öyle mi? Kendi tefsirinize niye bunları yazmıyorsunuz? Hı? Milyonlarca dolar alıyorsunuz ülkenin sırtından. İnsanları kandırmaktan başka hiçbir şey yok. Yok. Hiçbir şey yok. Kol gibi yazmışlar orada az önce gösterdiğim hayır arkadaşlar. Kol gibi tefsir yazmışlar. İçinde bir şey yok. Kelime oyunları içinde Arapça kelimelerle boğma ve insanlara bir şey vermiyorlar. Bu görüş tahkik ehli alimlerine reddedilmektedir. Bu sonradan eklenme büyük bir ihtimal. Eğer bu görüşün sıhhati kabul edilirse bu neymiş? İntiham olup onunla iman üzere sabit olan bir insani sarsılan kimselerin birbirine ayrılması hikmeti bir yani. Ha. Evet. Gelelim diğer bir tefsir okuyacağım şimdi. Taberi okuyorum. Taberi'den. Taberi'den. Aşağı iniyoruz. Bayağı uzun olur da nerede tam bulayım şuradan. Şuradan okuyayım. Taberi meydana geldiği iddia edilen Granit hadisesini Muhammed bin Kâb ve Muhammed bin Kaysan özetle şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah testere Kureyş müşriklerinin çokça bulundukları bir toplantı yerinde bulunuyordu. Orada bulunduğu sırada müşrikleri kendisinden kaçıracak herhangi bir ayetin inmesini temenni ediyordu. İşte o sırada Necim suresi indi. Resulullah onu okudu. Ve şimdi siz ilah olarak Lat'ı, Uzza'yı ve diğer üçüncü olan Menat'ı mı görüyorsunuz? Necim suresi 19-20 ayetlerine varınca şeytan şu iki sözü araya sokuverdi. Unbelievable. Bunlar yüce kuğulardır. Bunların yani bu putların şefaatleri umulur. Resulullah farkına varmadan bu sözleri söyledi. Farkına varmadan bu sözleri söyledi. Şimdi arkadaşlar bu burada dursun bir şey göstereceğim. Çok özür dilerim bunu göstereceğim için. Dur bakayım neydi o? Hadisi bulmaya çalışıyorum. Neydi?
Ha bu. Hadisi buldum. Şimdi şunu bir daha koyayım ekrana da. Yani tam kasnak olması açısından. Şimdi yayına vereyim arkadaşlar. Nerede diyordu? Resulullah farkına varmadan neymiş? Şeytan iki sözün arasına sokuşturdu. Şuraya açalım arkadaşlar. Çok özür dilerim Müslümanlar, sakın kızmayın. Kendi kaynağınız. Kızacaksanız da kaynağı şey yapın. Gidin kendi kaynaklarınıza. Neymiş? Sahih-el Buhari yazıyor. The prophet said, when you hear the crowing of the rooster, ask for Allah blessing. Neyse Türkçe çevireyim. Burada şeytan meytan da var görüyorsunuz. Çevir yavrum. Ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horozun ötüşünü işittiğiniz zaman Allah'tan bereket dileyin. Çünkü onlar bir melek görmüştür. Horoz bağırdığı zaman melek gelmiş arkadaşlar. Eşeklerin anılmasını işittiğinizde de şeytanın şerrinden Allah'a sığının anmaları onların şeytan gördükleri gösterir. Eşek anırdığında şeytan gelmiştir. Eşek anırsa şeytan gelmiştir. Yani arkadaşlar şeytanın geldiğini, çok özür dilerim. Şeytanın geldiğini, Sahih Buhari diyor arkadaşlar. Bunun mealancı böyle açıklanır. Şeytanın geldiğini eşek bile anlamış. Çok özür dilerim bakın. Kızmayın bana. Ah. Görüyor musun? Al. Eşek anlamış abi. Kapatıyorum burayı. Gel şeyimize tekrardan. Şeytan iki göz arasına sokuşturdu. Bunlar yüce kuğulardır. Bunların yani putların şefaatleri umulur. Resulullah farkına varmadan bu sözleri söyledi. Eşek yok mu? Anırsaydı orada. Zaten eşekten deveden başka ne var anasını satayım orada. Eşek andırıyor muydu? Sonra, Muhammed'e şeytan geldi. Sonra devam ederek sureyi bitirdi. Sure bitince secdeye vardı. Unbelievable. Onunla birlikte orada bulunan herkes secde etti. Heh. Şimdi ben bunları diyorum, bana yine kızacaklar da arkadaşlar bakın kaynaklarınızda yazıyor. Ancak Velid bin Mure çok ihtiyar olduğu için secde edemedi. Velid bin Mure. Hani bu Kalem suresinde o şey dedi adam bak. Fakat eliyle toprak alarak alnına koydu. Bak eline toprak alan adam buymuş, görüyor musun? O da sevinmiş. Alnına koydu. Bütün müşrikler Resulullah'ın bu sözlerinden memnun oldular. Ve şöyle dediler. Biz Allah'ı dirilten ve öldüren, bak Allah'ı diyor bak, müşrikler diyor. Biz Allah'ı erken alt güne, teşekkür ederim dostum. Yayına konsantre olduğum için isimlerinizi anamıyorum, kusura bakmayın. Biz Allah'ı dirilten ve öldüren, yaratan ve rızıklandıran olduğunu biliyorduk. Çünkü Allah diye zaten biliyor adamlar. Hubel Allah. Fakat bu ilahlarımız Allah katında bizim için şefaatçi olacaklardır. Yani Lat, Menat, Uzza. Şefaatçi. Bak adamlar zaten Allah'a inanıyorlar orada. Madem ki sen onlara da bir paye verdin, artık biz seninle beraberiz. Akşam oldu. Cebrail geliyor. Resulullah'a geldi. Necm suresini ona okuyarak dinledi. Resulullah şeytana Necm suresi okumuş herhalde. Resulullah şeytanın sokuşturduğu bu iki söze ulaşınca Cebrail, ben bunları sana getirmedim dedi. 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 Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ben Allah'a karşı iftirada mı bulundum? Ben Allah'ın söylediği bir şeyi mi söyledim? Bunun üzerine Allahu Teala şu ayeti indirdi. Ey Resulüm, müşrikler sana vahyettiğimiz dışında başka bir ayet, başka şeyleri bize karşı iftira etmen, bu İsra suresi olması lazım. Karşı iftira etmen için, bakın açıklaması buymuş, görüyor musunuz? Açıklamasıymış yani, bu ayet açıklamasıdır yani. Olmuş bir olayı açıklıyor. Bizim Müslümanlar ne yapıyor burada? İsra suresinde öyle bir şeyin olmadığını bu ayet söylüyormuş arkadaşlar. Müslümanlar öyle açıklıyor. Bu ayete göre böyle bir şey olmamış. Bu ayetler olmadığını açıklıyormuş. Öyle mi? Öyle mi? Al. Nereye gitti la bu? Ona bilgisayar takıldı. Ha. Tamam. Bak. Ayetin açıklaması neymiş? Buymuş.
olmuş olayı açıklıyor. Bizimkiler yok öyle bir şey. Bak ayet, bu ayet olmadığını söylüyor diyor, öyle mi? Ha, tefsirinde söylüyor. Ey Resulüm, müşrikler sana vahyettiğimiz dışında başka şeyleri bize karşı iftira etmen için neredeyse seni vahyettiğimiz hakkında mıydı? Hakkında olması lazım. Fitneye düşeceklerdi. İşte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer seni azimli ve sebatlı kılmasaydık neredeyse onlara az da olsa meyledecektin. Eğer onlara biraz olsun meyletseydin dünya ve ahiret azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra kendin için bize karşı bir yardımcı bulamazdın. İsra suresinin 73-75. ayeti. Bunun üzerine Resulullah devamlı üzüntü bir halde yaşıyordu. Nihayet biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi görmedik ya. Hac suresinin 52. ayeti. O ayetleri okuduğu zaman şeytan kendi arzusuyla ortaya bir takım şüpheler atmış olmasın. Fakat Allah, şeytan mı o? Şeytanın soktuğu şüpheleri giderir. Allah ayetlerini mahfuz ve muhkem kılar. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ayeti nazil oldu. Resulullah üzüntüden kurtuldu. Ve kendisine Allah-u Teala tarafından gönderilen vahye şeytanın herhangi bir şey kalamayacağı bizzat Allah-u Teala tarafından verildi. Bu hadise granit olayı, bakın bu hadise, anlatılan bu olay granit hadisinin Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlar duymuşlar ve Mekkelilerin toptan Müslüman olduklarını sanmışlar. Bu sebeple memleketlerine ve ailelerine dönmüşlerdir. Fakat döndükten sonra Allah-u Teala'nın şeytanın sokuşturduğu ifadeleri iptal etmesi üzere müşriklerin tekrar dinden çıktıklarını gördüler. Yani hepsi mürted olmuş. Evet. Şimdi bu yayını izleyen Müslümanlar, yalan diyeceksiniz, uydurma diyeceksiniz, burada yazıyor. Veya diyeceksiniz en iyi yaptığınız şey, hadisler uydurmadır, tefsirler uydurmadır. Hadisler uydurmaysa Muhammed kim? Hadi açıklayın, Muhammed kim? Bu tefsirler olmasa, bu tefsirler zaten hadisler üzerinden yazılıyor. Hadisleri de okuyacağım birazdan. Hadisleri de okuyacağım. O uydurma, bu uydurma, ortaya bir Kur'an kalıyor. Kur'an'ı okursanız da olayı anlamıyorsunuz. Nasıl anlayacaksınız? Kur'an'ı hadisler olmadan anlayamazsınız. Açıklaması yoktur. Muhammed'in kim olduğunu bilemezsiniz. Hadisler, İslam kaynakları olmadan bilemezsiniz. Muhammed'in kaç yılında doğduğunu, ne yediğini, ne içtiğini, neler söylediğini bilemezsiniz. Muhammed'i tanıyamazsınız bile. Ama geliyorsunuz pişkin pişkin bunların uydurma olduğunu, yalan olduğunu. Ya ben bu yayın arkadaşlar 6 sene önce yaptım. Bu olayları anlattığımda bana yalan söylüyorsun dediler. Tefsirlerini aç oku dediler. 6 sene önce yaptım ben bu yayını. Bana tefsirlerini oku dediler. Aha, size tefsir okuyorum. Biliyorum, buna da diyeceksiniz uydurma. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yani devam edelim arkadaşlar. Bu tefsiri geçelim. Şeytan ayetleri. Necim sözü şurada dursun. Şimdi bu konu olduğunda arkadaşlar isterseniz şuraya da okuyayım mı? Dur abi. Dur arkadaşlar şey yapayım da. Bu Selman Rushdie ile ilgili şeyler de adam yazmış. Adam bakın arkadaşlar, Selman Rushdie kitap yazıyor. Roman yazıyor. Kısa bir bölüm ayırıyor bununla ilgili. Adamlar cinnet geçiriyor. Bakın arkadaşlar. Şeytan ayetleri kitabı yazdığında olanları şöyle bir okuyalım. Bak adam ne yapacak arkadaşlar. Geleceğim, tekrar konuya döneceğim. Kitabın bir bölümünde İslam peygamberi Muhammed, şunu büyütüm arkadaşlar. Muhammed içinde yaşadığı pagan topluluğunun desteğini almak için, bak, desteğini almak için üzere çok tanrılı yaklaşım lehine bir ayeti haber verdiği, sonradan bu ayetin şeytan tarafından yazdırıldığını iddia ettiği anlatılmaktadır. Bazı kaynakların bildirmesine göre Muhammed şeytan tarafından kandırılmıştır. Bu rivayetin kökeni 6. ve 7. yüzyıla dayandırılmakta ve Muhammed'in bulunabilmiş ilk biyografisinde geçmektedir. İlk biyografisinde geçiyor. Tefsir öyle mi abicim? Hadi tefsire yalan diyorsunuz. Muhammed'i ilk anlatan İbni Hişam, İbni İshak. Orada da yazıyor. Göstereyim mi? Şeytan. Yaz İbni Hişam'ın yok. İbni İshak var sadece. İbni Hişam o da yok. Sonradan şey yapmışlar. Şeytan Muhammed'i müşriklerce, yani paganlarca kutsal bilinen ve adları Lat,
Uzdu ve Menat olan üç tanrıçayı övücü sözler söylemeye kandırmış ve bu sözleri onun diline ayet olarak sokmuştur. Şeytanın bu oyunu sonucunda Muhammed, Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncü olan Menat'ı gördünüz mü diye konuşmuş ve sözleri Kur'an'da Tanrı'dan gelmiş vahiyler olarak konmuştur. Siz de gördünüz mü Lat'la Uzza'yı? Üçüncü olarak da öteki put Menat'ı. Sizce erkek ona dişi öyle mi? Şeytan tarafından eklendiği söylenen bunlar şefaatleri umulan yüce turnalardır. Ayetinde geçen turna kelimesi Arapça granit diye geçer ve bu put varlık şeklinde tercüme edilir. Bu olay Muhammed'in sözü edilen pagan tanrılarının gerçekten var olduğunu kabul ettiği şeklinde algılanır. Muhammed'in tanrılarını övdüğünü duyan Mekkeliler bunu sevinçle karşılar ve sureyi sonuna kadar Muhammed'le birlikte okurlar. Kur'an'da Haç suresinde ise şeytanın Tanrı'nın gönderdiği her peygambere türlü şekilde musallat olduğu, onları ümitsizliğe düşürdüğü ve nihayet Tanrı'nın bu peygamberleri ümitsizlikten ve şeytanın yalanlarından koruduğu ve böylece tebliğ görevini kusursuz bir şekilde yapılmasını sağladığı yazılır. Söz konusu ayet şöyledir. Haç suresi arkadaşlar. Bir daha okuyalım hadi. Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki. Bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm hikmet sahibidir. Bu ayetleri Muhammed'in Kureyşli paganlarla bir uzlaşma taktiği olarak kullandığı yönünde teoriler de bulunmaktadır. Kafirin suresi arkadaşlar. Yayının başında ne dedim? Dikkat edin buraya. Bunlara göre Kureyş'in tanrıçalarını onurlandırarak Muhammed aradaki düşmanlığı ortadan kaldıracağını düşünür. Ama Müslümanlardan gelen yoğun tepki üzerine bu tutumdan hemen vazgeçip Tanrı'dan gelen söz konusu uyarıcı ve düzenleyici ayetleri duyurur. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Burası önemli olduğu için okuyacağım. Evet, barış dininin şeylerini okuyacağım şimdi. Ama gerçeği kabullenmek Müslüman için çok zor abi. Gerçekten zor. Bu roman yazıldıktan sonra. Bak az önce bu Selman Rushdie'nin kitabındaki olanlar bunlar arkadaşlar. Az önce ne açtım ben? Tefsirden de okudum, Kur'an'dan da okudum değil mi? Kaynaklarından okudum halbuki değil mi? Adam bunu açıklıyor. Bakın Müslümanların tepkisi nasıl oluyor? Roman Müslüman cemaatine büyük bir yankı yaratmış ve dine küfür olarak algılanmıştır. Rushdie'nin ifade özgürlüğünü kutsal değerlere saldırarak kullandığını iddia edilir. Her zaman öyledir abi. Dinime saldırıyorsun. Dünyada bu kadar din varken niye İslam gibi? Olayların büyümesiyle birlikte kitabın ithali Hindistan'da yasaklanır. Birleşik Krallık'taki ilk eylemlerde kitap yakılır. 1989 yılı Şubat ayında Pakistan'da kitaba karşı büyük olaylar çıkar. İran'da Şii önder neymiş? Ruhullah Hümeyni, Rushdie ve kitabının yayınlanmasında görev alan kişilerin öldürmesini onanaklık kılan bir fetva yayınlar. Dönemin Birleşik Krallık Başkanı Margaret Thatcher, Rushdie'ye sürekli koruma sağlanmıştır. Bakın arkadaşlar, barış dini değil mi? 1998 yılında İran hükümetinden olayı yatıştırıcı yönde açıklamalar gelmesi üzerine gerginlik azalmıştır. 2006 yılındaki İran Haber Ajansı'nın haberine göre fetva ancak onu yayınlayan makam tarafından geri alınabileceğinden ve Hümeyni de ölmüş olduğundan fetva halen yürürlüktedir. Sonra bu adama biliyorsunuz geçtiğimiz yıl saldırı düzenliyorlar. Şiddet olayları. Bakınız. Aziz Nesin de var burada. Madımak olayının ana sebebi budur arkadaşlar. Bu insanlar, bu yobazlar, gericiler orada 33 tane aydını yaktılar değil mi? Asıl sebebi şeytan ayetleridir. Bunu fazla insanlar düşünmez mesela. Şiddet olayları. Kitapla ilgili bazı kişiler şiddet olaylarına maruz kalmıştır. Kitabın Japon çevirmeni Shitoshi Igarashi 11 Temmuz 1991 tarihinde bıçaklanarak öldürülmüştür. Buyurun. İtalyan çevirmen Ettore Capriolo aynı ay içinde bıçaklanmış ve ağır yaralanmıştır. Vay amısına ya. Norveç'te çevirmen William Nugard Oslo'da 1993 yılı Ekim ayında 3 ateşe maruz kalmış, saldırıdan yara almadan kurtulmuştur.
Allah Allah. İslam barış dini ya. Bir insanı öldüren insanlığı öldürmek demek değil mi? Eseri Türkçe'ye çevirilen Aziz Nesin. Bakın bütün çevirmenler olmuş bunlar. Aziz Nesin de İslami çevrelerce hedef gösterilmiştir. Aziz Nesin'in 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas katliamı olarak bilinen olaylarda yaptığı konuşmalardan sonra ise ikisi eylemci 37 kişi hayatını kaybetmişti. Rüştü 12 Ağustos 2022 tarihinde neymiş? Çakıtuğa Üniversitesi'ndeki konferans için tanıtıldığı sırada bir erkek kürsüye atlamış ve Rüştü'yü boğazdan bıçaklamıştır. Barış dini. Allahu lazim. Şimdi şu ilahı da kapatak mı? Şimdi gelelim arkadaşlar. Tabere de şurada okuduk. Okuduk. Şimdi şurada kısa bir bilgi vermem lazım. Muhammed bu ayetleri diyor ki bunu bana şeytan söyletti. Şeytan geldi benim ağzıma bunları bulaştırdı. Halbuki Muhammed orada şiir okuyor. Hatta bilinen bir şiir okuyor. Muhammed bu işi toparlaması lazım. Ne yapıyor? Müslümanlar Muhammed'e tepki gösteriyor. Ondan sonra Muhammed bu ayetleri çekiyor. Müslümanlar tepki verirken ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Sen Cebrail'i zaten görmedin mi? Cebrail'den sürekli ayetler alıyorsun. Sen Cebrail'in kim olduğunu bilemedin mi? Muhammed de ne diyor biliyor musunuz? Evet doğru diyor. Ben Cebrail geldiğinde görürdüm. 600 tane kanadı vardı diyor. Açalım. Bir dakika şunu kapatayım. Necim suresi dursun. Evet, açtık mı? Heh. Bakın arkadaşlar. Evet. Necim suresinde geçen iki yay kadar yahut daha yakın oldu. Yay mı? Ay mı o? Yahut daha yakın oldu. Keza onun gördüğünü kalp yalan çıkarmadı. Keza andolsun ki o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını görmüştür. Necim suresi 9, 11, 18 ayetlerinde Hazreti Peygamber testere Cibril 600 kanadıyla gördüğünü işaret buyurduğunu söylemiştir. Unbelievable. 600 kanat. Vay arkadaş. Ne ya? 600 kanat bir iki tane yetmemiş mi? Baya ağır herhalde yani. O kadar çok kanat lazım ki anca havalanabiliyor. Yani büyük uçaklar ne olur? Büyük uçaklara daha büyük kanatlar takılır değil mi? Bayağı güçlü motorlar takılır. Bayağı bir kanat lazım yani. Cebrail dike bin kelbi değil mi? Cebrail değişik değil, kılıflarda giriyor. Ayşe kılına bile giriyor yani. Hindistanlı tiplere de giriyor. Değişik değişik kılıfları var yani. Ağzım kurudu ya. Oo, daha çok okunacak yer var. Vaktiniz varsa dinleyin arkadaşlar. Sonra şimdi gelelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Benim kaynağım. Nerede benim kaynağım? Gel şuraya. Şimdi benim metinlere geçeceğiz. Yine kasnak takmaya devam. Açalım şurada dursun. Aç benim metnimi. He, okuyalım şimdi. Evet, Diyanet yayınlarında da geçiyor. Diyanet o kadar enteresan bir şey ki arkadaşlar, bakanlık. Hem kaynakları kendi yayınlıyorlar, sonra yalanlıyorlar. Şimdi bakın. Muhammed Mekke'deyken, şimdi şeytan ayetleriyle ilgili hazırlanmış olduğum metni okuyacağım. Buradan arkadaşlar az önceki anlattıklarımın bir özeti daha göreceksiniz. Daha detaylı olacak. Evet, gel. Muhammed Mekke'deyken ilk dönemlerde üç tanrıçanın övgüsünü yapan ve o zamana değin Araplarda da bilinen şiir, Araplarda da bilinen arkadaşlar bakın çok önemli. Araplarda da bilinen şiir Necim suresinin ayetler arasında okuyunca okuyan Muhammed'in kendisidir. Arap putlara da peygamber de birlikte secde etmişlerdir. Puta taparları da peygamberle birlikte secde etmişlerdir. Ne var ki sonradan Cebrail'in
uyardığı ile sürerek ayetler arasında karıştıranın şeytan olduğu savunulmuştur. Savunan peygamber. Bunu aktaran da başta peygamberin arkadaşları olmak üzere İslam büyükleridir. İslam büyükleri. İslam hadisçisi ve tefsircileridir. Olayın bir bölümü yani Necm suresinin okunması sırasında puta taparların peygamberle bir de secde ettikleri Buhari'nin El Sahih'inde yazılıdır. Diyanet Yayınları Tecrid No 555-556 Diyanet'te yazmış ama çıkıp yalanlıyorlar arkadaşlar. Devam edelim. Olayın kalan bölümü de sayılamayacak kadar çok hadis tefsir kitaplarında yer almıştır. Olayın üstünde ilişkin hadis 15. yüzyılın en büyük hadisçisi ve tefsircilerinden sayılan Celaleddin Suyuti İbni Hacer el-Aksakalani tarafından doğrulanmış, sağlam kabul edilmiştir. Sağlam kabul, yani İslam'ın ilk kaynakları bunu sağlam kaynak olarak koymuş zaten. Olay niteliği gibi bir masal değildir ve yine ileri sürüldüğü gibi İslam karşı devrimcilerce uydurulmamıştır. Kur'an'ın Hac suresinin 52. ayetinin bunu izleyen ayetlerin ve bu ayetlere ilişkin aktarma ve yorumların tanıklığıyla şeytan ayetleri olayı gerçektir. Kaynak ileri sürüldüğü gibi yalnızca Taberi değildir. Ben Taberi'den okudum değil mi az önce? Taberi'den 150 yılı aşkın bir zaman önce yaşamış olan İbn İshak El Sirisinde de olay yer alıyor. İbn İshak ilk kaynaklar arkadaşlar bunlar. İlk kaynaklar. Sonradan çıkanlar şu an bunları modernistler de yapıyor. Modernistler hepsini çöpe atıyor. Bütün kaynakları çöpe atıyorlar yani. Yani nerede bunları karalayacak, bunlara leke verecek kaynaklar çöp atılıyor. Ulan 1400 sene kaynaklarda kalmış. Bunun yanında bir başka gerçek, layık ve özgür düşünen insan Selman Rushdie de böyle bir insandı. Din kutsallarının çerçevesinde sokulamaz. Kutsallıklarının çevresine sokulamaz. Bunu yapma yolundaki din terörü karşısında korkmadan, yılmadan yeterince savaş verilmelidir artık diyor. Şeytan ayetleri diye ünlenen sözlerin önce Kur'an'a ayet olarak sokulduğu, bu sözlerde Lat, Uzza, Menat adlı tanrıçalar övüldüğü için puta taparların peygamber ve inanırlarıyla birlikte secde ettikleri bir olay olarak kaynaklarda yer alır. Az önce okuduğum konu bilim namusu içinde ve soğukkanlı olarak tartışılmalıdır. Telaşa, hezeyana gerek yok. Ortada bir olgu, bir gerçek var ki var, hayır yok, öyle değil demekle olmaz. Devam edelim. Yazıcı oğlu, az önce gösterdiğim o Diyanet İşleri Bakanı vardı ya, o. Ne yazıcı oğluydu onun adı? Kapattım mı ben onu? Ne yazıcı oluyordu adamın adı? Kapattım herhalde. Şu an AKP'nin milletvekili. Devam edelim. Neyse. Yazıcıoğlu olayı dile getirdiği ileri sürülen ayetlerin İsra suresinin 73-75 ayetler olduğunu yazıyor. Sonra bu hikayeye göre Hazreti Peygamber'in ikaz için gönderilen, ikazmış arkadaşlar bak, Diyanet İşleri Başkanı söylüyor bunu o zamanki. Tabi bu Turan Dursun'un makalesi. İsra suresi 73-75 ayetleri hicretten 2-3 yıl önceki Miraç olayından sonra vahyolunmuştur. Bu ise Allah'ın şeytan ayetlerine karşı peygamberini ikaz etmek için 5-10 sene beklediğini gösterir ki aklı selim ve mantığın kabul etmesi düşünülemez diyor. Evet, bunu söyleyen o zamanki Diyanet İşleri Başkanı arkadaşlar. Evet. Bir kere bakın Turan Dursun nasıl kasnağı takıyor. Bir kere şeytan ayetleri olana ilişkin ayetler sırasında İsra suresinin sözü edilen ayetleri de vardır. Ama birinci derecede ilgili görülen ayetler bunlar değildir. Hac suresinin 52 ve 55. ayetleridir. Kaldı ki gerek İsra 73-75, az önce bunları okudum arkadaşlar bunları öğrenmeniz için. Ve gerek Hac suresi 52-55. Ayetler peygamberi ikaz niteliğinde değil, bak bunun üzerine basa basa söyledim arkadaşlar, olayın açıklayıcı niteliğinde görünüyor. Yani olay anlatır niteliktedir. Bu olayın anlatılmasıyla çok sonraki ayetlerde yer alabilir.
ve doğaldır. Kur'an'da da benzerleri çoktur. Öyle olunca peygamberi ikaz için şu kadar yıl niye beklenmiştir denemez. Devam edelim. Yazıcıoğlu esasen Necim suresi 19-20 ayetlerinden gelen sonra gelen söz konusu ifadeyi şeytan ayetleri doğru kabul etsek bile aynı surenin müteakip 21-23 ayetlerinde putları kötülemiş olması bir çelişkiye yol açacaktır. Bu durumda müşriklerin bu çelişkiyi görmeyerek putların methettiğini kabul etmeleri ve bu yüzden secde etmeye söz konusu olamaz diyor. Oysa bakın adam burada açıklığı koymuş. Madem öyle bir şey varsa niye böyle diyor? Devamında putları kötü diyor. Ya karşıdaki Müslümanlar bunu bilemediği için, inanmaya programlı olduğu için bunlar açıklama yapabiliyor. Ama ne? Kur'an'ı temel alıyor. Değiştirildiğini söyleyemiyor. Halbuki değiştirilmiş. O yüzden öyle. Oysa putları yeren ayetler, öven ayetlerin sureden çıkarılmasından sonra yer almıştır diye düşünülemez mi? Evet. Yazıcıoğlu nitekim bu hikayeye ilk devir İslami kaynaklarda yer almamakta diyor. Bak. Bak arkadaşlar. Yazıcıoğlu neymiş? Bunu söyleyen Diyanet İşleri Bakanı arkadaşlar. O zamanki. Ne diyor? Nitekim bu hikaye ilk devir İslami kaynaklarında yer almamakta. Yer almamakta. Az önce benim okuduğum kaynaklar İbni İshak'tan tutun bir sürü kaynakta geçiyor. Diyanet İşleri yapıyor arkadaşlar bunu. Diyanet İşleri. Dürüstlük nerede bunlarda? Şimdi bakın bir şey göstereceğim arkadaşlar size. İbni İshak açacağım şimdi. Gözünüzün önünde. Geçin ne kadar anlatsak boş yine de. İbni İshak açacağım. Göster. Neredeyim ben? İbni İshak. Evet. İbni İshak. İslam'ın İbni Hişam'dan sonraki en kaynağı. Zaten İbni İshak zaten yazılı olarak yok bile. İbni İshak bunu not alıyor. Bakın şurada kısaca değiniyor arkadaşlar. İbni İshak. Habeşistan'a hicret eden Mekkelilerin Müslüman olup... Geliyorum arkadaşlar yayına. Büyüteyim de dur. Bunlar çok önemli şeyler bunlar. Diyanet İşleri Bakanı ne demişti? İlk İslami kaynaklarında yok dedi değil mi? Habeşistan'a hicret edenler Mekkelilerin Müslüman olup secde ettiklerini öğreninceye kadar orada kaldılar. Kur'an'ın 53. suresi olan Necim suresi Resulullah nazil olduğu zaman Resulullah onu sesli olarak okudu. Müslim ve müşrik herkes onu dinledi. El-Lat ve El-Melat'ı gördünüz mü? Ayetin sonuna geldiği zaman müminler tasdik ederek onu dinlediler. Bir kısım insan da şeytanın secisini, kafiyesi nesi söz duyunca irtidat ederek vallahi biz elbette bizi Allah'a yaklaştırmaları için onlara tapacağız. Hah, dediler. Şeytan bu iki ayeti her müşriye öğretti. Bunu dilleriyle söylediler. Bu Resulullah testerenin ağzına girdi. Kendisine Cebrail Aleyhisselam geldi. Resulullah ona bu iki ayetten dolayı insanların yaptığı hakaretten üzüntüsünü dile getirdi. Cebrail o iki ayetten teberri etti ve sen insanlara benim sana Allah'tan getirmediğim ayetleri okudun. Sana söylenmeyeni söyledin dedi. Resulullah buna çok üzüldü ve korktu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Resulullah'a teselli etmek için şu ayeti indirdi arkadaşlar. Senden evvel bak Allah Muhammed'i teselli edecek şekilde ne yapmış? Hac suresinin 52. ayetini indirmiş. Diyanet İşleri ne diyor arkadaşlar? Açalım Diyanet İşleri'ni. Ne diyor Diyanet İşleri? O zamanki bakan ve Diyanet İşleri'nin şu anki sitesinde de yok bu bilgi. Bakınız. Şöyle düşülteyim mi? Ha, şimdi oldu. Ne diyor? Nitekim bu hikaye ilk devir İslami kanada yer almamakta diyor. Bak, 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 bak. Ve Diyanet İşleri ve bakan ya hayret bir şey. İlk olarak 900'lü yıllarda yaşanmış olan bir tarihçiye burada amaçlanan Taberi'dir. Demin şeyde okumuştum. Tefsirini okumuştum. Ait Hazreti Peygamber'den 3 asır sonra yazılmış olan bir eserde geçmektedir diyor. Arkadaşlar bir sürü yerde geçiyor. Oysa olay
ölümü 925'te olan Taber'den çok önce ölümü 768'de olan ünlü Siret sahibi Muhammed'in İbn-i Sakıt'ı kitabında yer alıyor. Az önce açtığım kaynak o arkadaşlar bak. Az önce gösterdim kaynak bu. Bakın. Turan Dursun bunu kendi kitabında Arapça kaynaklarıyla veriyor hem de. Arapça kaynaklarıyla. Bakın şeyi açayım şuradan tekrardan. Az önce okudum. Kaynağın orijinalini buldum internetten. Kitabını buldum arkadaşlar. Siz de internetten indirebilirsiniz. Burada. Yukarı doğru çık. Siyer İbni İshak. İshak. Görüyor musunuz? İbni İshak. Siyer kitabında yazıyor. Ama ne diyor Diyanet İşleri? Yok öyle bir şey. O yüzden arkadaşlar Turan Dursun çağırıyor. Madem yok diyorsunuz, gelin konuşalım. Kaynaklarınızı getirin, biz de kaynaklarımızı getirelim. Ama bunlar diyorlar ki, onlar diyor işte kafirlerin uydurmaları. İslam düşmanları bu kaynakları uydurdu. Açalım bakalım öyle bir kaynak var mı yok mu? Çünkü var olduklarını bildikleri için, yalanlayamayacaklarını bildikleri için Turan Dursun'un karşına çıkamıyorlar. En son adamı öldürüyorlar işte. Devam edelim. Şimdi olayın gerçekliği dile getiren kanıtları görelim. Hadisleri de göstereceğim arkadaşlar. Şeytan ayetleri olayına denildiği bu olayı dile getirdiğini savunan ayetler. Hac suresi az önce defalarca okudum arkadaşlar. O yüzden geçeyim burayı isterseniz. Görüldüğü gibi anlatım şeytan ayetleri diye bilinen ayetlerin Kur'an'a sokulup sonra çıkarıldığı, sokanın şeytan çıkaran da Cebrail aracıyla Tanrı olduğu yolundaki ifadelere uygundur. Zaten tefsirler de bunun için bu ayetleri olayın yansıtıcısı olarak görüyor. 52. ayetten sonraki ayetlerde aynı olaya uygun anlatımlar bulunuyor. İsra suresinin 75. ayet. Az önce okudum arkadaşlar bunu. O yüzden geçeyim. Yine açıklama babında Muhammed'i. Yani bu olayın olduğuna dair. Hadise bakalım arkadaşlar. Hadis. Birinci hadis. Peygamber Mekke'de Necim suresini okurken secde etti ve onunla birlikte aldığı toprağı alnına götüren yaşlı birinin Velid bin Muğire'de az önce tefsirlerde okudum. Müslüman ve puta tapan herkes secde etti. Anlatan peygamberin arkadaşlarıdır. Bak bunları anlatan kim? Peygamberin arkadaşları. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud. Devam edelim. Kaynak. Kaynak burada. Kendi kaynağınız. Hem de Diyanet yazmış. Kendi kitap kaynağı yazıp da kendi kaynağını yalanlayan bir Diyanet işte. Soru. Peygamberin can düşmanı diye nitelendirilen puta tapanlar nasıl oldu da peygamberle bir araya gelebildiler? Enteresan değil mi? 2. Puta tapar nasıl oldu da peygamberle birlikte secde etti? Bu soruların karşını bulabilmek için bundan sonraki hadisi incelenmelidir. İkinci hadis. Peygamber Mekke'deyken Necim suresini okudu. Lat'ı, Uzza'yı ve bir öteki üçüncü put olan Menat'ı gördünüz mü diyen yere gelince şeytan peygamberin diline şunu atıverdi. Şeytan işte bunlar yüce turnalardır. Granik. Şefaatler de elbette umulur. Bunun üzerine puta taparlar Muhammed daha önce değil bugün tanrılarımızı iyi sözlerle andı dediler. Yine bunun üzerine peygamber secde etti ve onlar da secde ettiler. İşte bu nedenle bu tanrı nedenle de Tanrı şu ayeti indirdi. Evet. Ey Muhammed sen Hac suresinin 52. ayeti. Allah sağlamlaştırıyor ayetlerini. Anlatan ayetler anlaşıldı. Arkadaşlar buraya geçiyorum. Yayını durdurup daha önce okuduğum için geçiyorum hemen. Yayını durdurup siz de okuyabilirsiniz. Abdullah İbni Abbas'ın içinde bulunduğu bir topluluk. Kaynak arkadaşlar buyurun. Başta Suyuti İbni Hacer el Askalani gibi 15. yüzyılın ünlü hadis ve tefsir uzmanları olmak üzere çoğu İslam hadis ve tefsir uzmanlarının kitapları. Evet. Devam edelim. Çok açıkça görülüyor ki ikinci hadis birinci hadisi tamamlıyor. Daha doğrusu ikincisi aynı hadistir. Birincisi eksik, ikincisi tam. Ve çok açıkça şunların anlatıldığı görülüyor.
Puta taparların peygamberle peygamberle birlikte secde etmelerinin nedeni peygamberin 3 putu Lat'ı, Melat'ı, Uzay'ı öven sözlerle anması ve bunu ayet olarak okumasıdır. 3 putu öven sözleri peygamberin diline ayet olarak sokan şeytandır. Yani bu sözlerin oluşturduğu ayetler Allah'ın ayetleri değil, şeytanın ayetleridir. Şeytanın ayetleri sonradan sureden çıkartılmıştır. Hac suresinin 52. ayetinde anlatılan da budur. Diyanet'in resmi çevirisinde Hac suresinin 52. ayetinin çevirisi. Diyanet'in çevirisi arkadaşlar. Tartışılan yorum tartışmalara herhalde bu. Tartışmalara yorum katılmış bir çeviridir. Az önce yayında okudum ya arkadaşlar. Diyanet'in sitesini gösterdim ya. Tamamıyla saçma şeyler yazıyorlar. Yorum katıyorlar daha doğrusu. Yorum katılmış bir çeviridir. Onun içinde güvenilir değildir. Doğru çeviri ikinci hadiste yer verilmektedir. Bu konuda uzun söze gerek yok. İslam dünyasının en büyük uzmanlarından Suyuti, Celaleddin Suyuti ve İbni Hacer el Askalani hadisi sağlam ve olayı gerçek kabul ediyor. Suyuti hem tefsirinde Hac suresinin 52-54. Ayetleri nedeniyle yer veriyor. Hem de başka kitaplarında örneğin ayetlerin gerekçelerine sebebi nüzul ilişkin yazdığı ünlü kitabında neymiş? Lübabul nükul fi eshabi nüzul olayı sağlam kabul ettiğini yansıtıyor. İbni Hacer ise Kadi İyaz Abdül Arabi gibi kimi yazarların olayı anlatan hadisi uydurma saydıklarını ama bunların da sözlerinin hiçbir önemi olmadığını çünkü olayın ve hadisin birçok yoldan gelen tanıklarla doğrulandığı belirtiliyor. Devam edelim. İbni Hacer Fethül Bari adlı kitabının Hac suresine ilişkin kesiminde açıklıyor. Onun bu açıklamasına Suyuti kitabında yer veriyor. Suyuti de İbni Hacer de hangi hadisin sağlam hangisinin çürük olduğunu en iyi bildikleri İslam dünyasında kabul edilmiş uzmanlardır. Yani bu insanlar hadis konusunda uzman ve bunlar yıllar önce yaşıyor arkadaşlar. Yıllar önce. Ve bunlar için de dinsiz İslam düşmanı denemez. Hadi bize diyorsunuz da hani Müslümanlar bunları dinsizler uydurdu da bunları kafirler uydurdu da İslam düşmanları uydurdu da İslam'ın en temel kaynakları olan insanlar ve bunların derlediği hadislere diyor çıkıp bunları reddedemezsiniz de onlar açıklıyor bunu. Otorite insanlar. Kısacası şeytan ayetleri olayı gerçektir. Bunu yok sayma çabaları da boşunadır. Diyanet İşleri Başkanlığı en büyük İslam otoritesince de sağlam kabul edilen hadiseye dayalı ayetlere destekli bir olayı yok saymaya yerine ülkesinde kimseye yararı olmayan din terörünü kınayıcı çabalara girse çok daha yararlı bir tutum göstermiş olurdu. Çünkü gerçek olduğu halde bu olaya iftiradır, dinsizlerin uydurmasıdır biçimindeki sözler cinayete azmettiren fetvalara çanak tutmaktan başka bir şey değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu olay İslam'ı yerinden sarsacak bir olay. Ama gel gelelim Müslümanlar buralarda takla üstüne takla darzı İslamcılar. Zaten Müslüman bilmiyor da. Şimdi arkadaşlar bir şey daha okuyacağım size. Biliyorum yayın uzuyor ama olayı daha iyi anlamanız için Turan Dursun'la yapılan bir röportaj var. Yayının içinde de defalarca anlattığım gibi Diyanet İşleri günümüzün İslamcıları bunun yalan olduğunu, bir uydurma olduğunu, din düşmanlarının tuzağı olduğunu, Müslümanların oyuna gelmemesi gerektiğini söylüyor. Bunlar uydurmadır. Turan Dursun bununla ilgili makale yazdığında da diyorlar ki o zamanki Müslümanlar. Madem böyle bir makale yazıyorsun çünkü Turan Dursun da İslam konusunda bu otoritedir. Çünkü kendisi müftülük de yapmış bir insan. Makale yazıyor. Diyorlar ki İslamcı çevre. Böyle bir makale yazıyorsun bize niye sormuyorsun? Bize de sorsana dönüyor.
Turan Dursun'un o zaman yazdığı dergi 2000'e doğru dergisinde diyorlar ki derginin sahipleri yani yöneticileri o zaman Turan Dursun'u çağıralım ve bu iddianın yalan olduğunu söyleyen İslam cemaatinden kim varsa kim uzmansa Diyanet İşleri'ne mektuplar yazıyorlar. TRT'ye çağrı yapıyorlar. Bunu herkesin önünde tartışalım. Her yerde kendilerine rakip arayan Müslümanlar Turan Dursun'un karşısına çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Evet. Bununla ilgili röportajı okuyacağım arkadaşlar. Sıkılıyorsanız izlemeyebilirsiniz. Benim anlattıklarımın dışında fazla şeyler değil ama Turan Dursun'la yapılan bu olayı bilmenizde fayda var. O yüzden Turan Dursun gerçekten büyük insan arkadaşlar. Bakın. Turan Dursun'un röportajından okuyacağım şimdi. İslamcıların pehlivanı yok. Eski müftülerden Turan Dursun şeytan ayetleri olayını tartışmaya hazırım dedi. 2000'e doğru 15 gündür Turan Dursun'la ile aynı masaya oturup konuyu tartışacak bir İslamcı düşünür arıyor. Çalmadığımız kapı kalmadı. Diyanet İşleri'ne başvurduk. Ankara ve İstanbul İlahiyat Fakültelerine, İslamcı basın organlarına, tek tek İslamcı fikir adamlarına aradık. Hiçbiri tartışmayı kabul etmedi. Aa, en ufak bir şüphe olmayan kitabı tartışmaktan korkan Müslümanlar, İslamcılar doğrudur. Ve Diyanet ya, akıl alır gibi değil. Sadece yalan. Devam edelim. Justin Bieber çok teşekkür ederim dostum sağ ol. Konu İslam'ın yüzyıllardır tartıştığı bir konuydu. Problem öncelikle İslam'ın problemi. Kaynaklar Kur'an ve hadisler dahil İslam'ın temel kaynaklarıydı. Ancak İslamcılar konuyu tartışabilecek bir pehlivan çıkaramıyorlardı. Şeytan ayetleri üzerine çeşitli yazılar yazılıyor. Hatta Hüseyin Atemi bir kitap yayımlıyordu. Ama masanın üzerine hadis kitaplarını İslam'ın en güvenilir düşünürlerinin eserlerine koyarak yapılacak bir tartışmada yoklardı. Görüyor musunuz? Kendi kaynaklarını tartışamıyorlar, yalan diyorlar. 2000'e doğru daha önce İslam kaynakları üzerine yaptığı yayınlardan sonra birçok İslamcı fikir adamı bu konuyu bize niçin sormadınız? Bizim görüşümüzü niçin almadınız? Diye serzenişte bulunmuşlardı. İşte şimdi kendilerini konuyu İslam kaynaklarının ışığında konuşmaya davet ediyorduk. Üstelik şeytan ayetlerinin varlığını kanıtlayanlar İslam'ın karşıtları değil, İslam'ın en itibarlı alimleri. Buyurun arkadaşlar. Bu durumda 2000'e doğru yani bu dergi arkadaşlar konuyu Turan Dursun ile görüştü. Ama İslamcı çevrelerden fikir meydana çıkacak bir pehlivan aramaya devam edeceğiz. İslamcılara burada bir kez daha aynı çağrıda bulunuyoruz. 2000'e doğru şeytan ayetlerine daha önceki yayınlarında olduğu gibi bir tarihsel gerçeğin aydınlanması açısından bakıyor. Selman Rushdie'nin konuyu tarih gerçekliğinin ötesinde inanç sahiplerinin tepkisine yol açan fantezilerle ele alması sağlıklı tartışmaya zarar veriyor. Biz hem bilimsel kanılara hem de dinsel inançlara saygılıyız. Düşün konularına şiddetin sokulmasını kınıyoruz. Gönüllerin incitilmesine karşıyız. Öte yandan gerçeğin tartışmasına hiç kimse yasak getiremez. Bakın arkadaşlar, tamam Selman Rushdie biraz agresif orada davranmış olabilir. Adamlar biz diyor şey yapmayacağız. Gelin biz diyor saygılıyız. Saygı çerçevesinde konuşalım. Şiddet istemiyoruz diyor. Adamlar çağırıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Mekke'de bir putataparlık dönemi var. Bu şeytan ayetleri çok tanrıdan tanrıya geçişteki bir ara aşamayla mı ilgili? Röportaj arkadaşlar. Evet, Turan Dursun cevabı. Tek tanrı aşamasının Muhammed'le başladığını sanıyorlar. Hiç ilgisi yok. Çünkü tarihin birçok döneminde çok tanrıcılık ya da tek tanrıcılık olmamıştır. Tek tanrıcılık dedikleri dönemde çok tanrıcılık vardır. Çok tanrıcılık dönemde de tek tanrıcılık vardır. Kur'an bunu kendisi açıklıyor. Muhammed o puta tapar denilen kimselere soruyor. Siz niye tapıyorsunuz? Siz biliyorsunuz
gözü görmez, bir şeye varamaz. Canlıları olmayan şeyleri nasıl tapabilirsiniz? Onlar da sen biliyorsun ki biz bunlara tapmıyoruz. Tapacak kadar akılsız kimseler değiliz diyorlar. Bunu diyen kimler? Sözde puta tapanlar. Ama ne diyorlar bakın. Aslında Muhammed de biliyor böyle olduğunu ama iş polemik çevresinde kalıyor. Diyorlar ki yekarru bunna illallahu vurvur cırcır. Kur'an bunu açık açık söylüyor. Biz diyorlar. Allah'a yaklaştırmasın diye bu put denilen şeylerin simgelerini aracı yapıyoruz. Aracıymış, görüyor musun? Diyelim ki şu heykel, bu heykelin simgeleri bir varlık var. Nasıl Allah görünmez bir varlık olarak inanılıyor? O put denilen heykellerin, heykelciklerin de simgeleri, varlıkları var. Bu varlıklar ikinci dereceden varlıklardır. Bunlar Allah'a insanları yaklaştırmak için aracıdır. Görüyor musun arkadaşlar? O dönemki insanlar zaten Allah'a tapıyorlar zaten. Bunu sadece aracı olarak görmüşler. Çünkü Allah o denli büyüktür ki aracı olmadan ona yaklaşılmaz. Ancak simgelerin, simgeledikleri varlıkların aracılığıyla biz ona yaklaşmaya çalışıyoruz. Çok tanrıcık denenle tek tanrıcık denen arasında ad değişimleri olmuştur yalnızca. Bu dönemde de yine simgeler arasında da en başta olanlar vardır. Nasıl İslam'da, Yahudilikte, Hristiyanlıkta baş melek vardır. Cebrail, Mikail, İsrail, Azrail gibi. Putların da yanlış olarak put denilen simgelerin simgeledikleri varlıklar içinde en önde gelen gözde olanları vardır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aha kaynak. Suyut'un ismi İshak. Hadisler Arapça. Devam edelim. Bir hiyerarşi var. Tabii tabii diyor bak. Duran dursun. İşte bunların arasında en başta olanlardan 3 tane. Tanrıça, şeytan ayetleri nedeniyle gündemde olan tanrıçalar. Lat, Uzza, Menat. Sözcüklerine dikkat ettiğimizde gerçek daha iyi ortaya çıkıyor. Şimdi Lat, Allah sözcüğünün dişilidir. Bakın yayının başında bunu okudum arkadaşlar. Lat, El Lat, dişisi. Allah sözcüğünün dişilidir. Tanrıça yani. Evet, Allah eril bir sözcüktür. Fransızca'da maskulin deniliyor ya. Lat ise feminimdir. Yani dişil. Nasıl emin ve emine vardır? Eminin eminesidir. Lat. Sonra Allah sıfatları var. 99 sıfatı. Bunlardan birisi de e'az. Aziz'den geliyor. Aziz değerli, e'az en değerli, en güçlü anlamında. O da erildir. Onun da dişisi Uzza'dır. En değerli oluyor. En değerli, en güçlü. İşte bu tanrıçalar Tanrı'nın ve niteliklerin dişili oldukları için bunlara yaklaşmak, Tanrı'ya yaklaşmak sayıldığı için aslında Muhammed bunlara pek fazla karşı değildi. Başlangıçta bunlara karşı değildi. Karşı olamazdı. Hatta Muhammed'in putlara taptığı dönem vardır. Çünkü tek tanrıcık denen dönemi o dönemden ayırmak mümkün değil. Aha da kaynak, tefsir Celaleyn. Devam edelim. Zaten peygamberlik, resullük gelmesi daha sonraki bir aşamada. Dikkat etmek gerekir ki peygamber de bir aracıdır. Nasıl putlar onların simgeledikleri varlıkları birer aracı sayılıyor, Allah'a peygamber de bir aracıdır. Esasen Arap dünyasında da şairlerin tanrıyla ilişkileri olduğu kabul edilirdi. Ve her bir şairin bir cini olduğu, hani ilham berisi derler ya, oradan kalma Muhammed'in de bir cini olmuştur. Muhammed'in cini de Cebrail olmuştur. Cin denmemiştir de melek denmiştir. Hazreti Muhammed'in o şair geleneğinin bir temsilci olduğu söylenebilir mi? Tabii tabii. Bu olayda olduğu gibi ortaya çıkıyor. Bu şeytan ayetlerine konu olan sözler aynen şöyledir. Şiirsel olarak ellelle okuyamam arkadaşlar. Eğer şunu ben açıklayayım arkadaşlar. Az önce okumuş olduğum
Şuradaki Necim suresi var ya. Şu Melat'ı gördünüz mü? Değil mi? Gördünüz mü Lat'ı Melat'ı? Üçüncü olan Melat'a ne dersiniz diyor ya. Onların şefaatim olur diyor ya. Bu şiirin Arapçasıyla orijinali birbirine daha çok uyuyormuş yani. İlk orijinali. Daha da uyuyor. Bak burada yazıyor zaten. Ayetler şöyledir. Şiirsel olarak. Bitince şuraya gelelim. Lat, Uzza ve üçüncü Melat olan Melat. Bunlar yüce turnalardır, kuğular ve bunların şefaatleri kesinlikle umulur. Şimdi bu sözler Necim suresinin sözlerine, ayetlerine şiirsel olarak çok daha uygundur. Çünkü Necim suresi bir şiirdir. Arkadaşlar burada şiir deyip de geçmeyin. Kur'an'da bir sürü şiir de vardır. İbnül Kays'ın şiiri gibi. En basitinden ay yarıldı. Ayeti bir şiirdir zaten. Kur'an'da birçok ayet tekrarlamalarının sebebi de şiirdir. Çünkü nakarattır onlar. Devam edelim. Aynı uyaktadır, aynı kalıptadır. Bunlar Arabistan'dan Muhammed döneminde de Muhammed döneminden önce de şiir olarak zaten biliniyordu. Bu şeytan ayetleri biliniyordu. Muhammed'in yaptığı şu olmuştur. Necim suresinde o sözleri ayet diye okumuştur. Aha da kaynak. Görüyor musunuz? Peygamber Necim suresi okuduğunda Müslüman putatıver herkes bize secde etti. Arapçası da burada. Yılı belli mi? Kimse bir tarih koyamıyor. İlk Mekke dönemindeydi. O zaman bu Necim suresini okurken o aynı uzaktaki sözler Muhammed'in diline kendiliğinden gelmişti. Amaçlı olarak yerleştirilmişti. Yerleştirmişti Muhammed. Çünkü iki yönden yararı vardı. Birincisi, o puta taparlarla anlaşma yapmış olacaktı. Yani onlarla aynı noktada yürümüş olacaktı bir süre. Bu ittifak oluyordu ya da uzlaşma. Tabii uzlaşma olacaktı onlarla. İkincisi, bunu söyleyen Muhammed ayet kalıplarında söylediği için ayet olarak tanınması mümkün olabilecekti. Ondan sonra dönüşü de kolay olabilecekti. Nitekim sonraki sözlerde öyle demeye getirdi. Bak ayet kalıplarında. Ben nereden bileyim bunun şeytan tarafından uydurulduğunu? Şeytan Cebrail kılığına girdi. Benim önüme geldi. Bana bunları söyledi. Kalıp da aynı olduğu için sesimi çıkarmadım. Öte yandan onlar da tanrıçaları görünce, daha doğrusu bu tanrıçayı öven sözlerin ayet olarak okunduğunu görünce Muhammed'in hadi birlikte secde edelim sözlerine karşı çıkmadılar. Evet. Spiker soruyor. Orada bir uzlaşma mı oldu? Eğer başka kalıplar içerisinde olsaydı onlar da hileyi kavrayacaklardı. Hile Arapçada çare demektir. Bu metoda kullandı. Metot yararlı da oldu. Çünkü bir hoşgörü ortamı doğdu. Hatta Habeşistan'a göçmüş olan Müslümanlara kadar yayıldı bu. Bütün tarihçiler kabul ederler. Habeşistan'da Müslümanlar Mekkeliler tümden Müslüman oldu diye dönüş yaptılar. Yani öylesine bir özgürlük ortamı doğdu. O arada da daha başka yerlerde ittifaklar kurulabildi. Putataparlarla birlikte olma gereksinimi kalmadı. O zaman dedi ki Cebrail geldi. Bana böyle söyledi. Sen burada yanılmışsın. Allah'ın gönderdiği ayetleri sen ayet olarak sunmuşsun. Bu yanlış. Evet. Bakın arkadaşlar, olayı anlayabiliyor musunuz? Bu ayet, şeytan ayetleri yıllar belki aylarca Kur'an'da kaldı. Yıllarca kalmıştır bakın söyleyeyim size. Selman Rushdie ile başlamış değil mi bu tartışma? Tamam bunu okumadan önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Aylarca kalmış dedi ki yıllarca kalsa bakın şeytan sözde ayet indiriyor Kur'an'da aylar değil yıllar kalıyor. Ben ta Habeşistan'dan gelenler var. 2 günde gelmez oradaki insanlar. Uzak yerlerden geliyorlar. Yani arada baya bir zaman geçiyor. Şimdi bütün bu tartışmalara Selman Rushdie'nin kitabı yol açtı gibi gözüküyor. Oysa sadece bir simgedir. Selman Rushdie'den önce de olayın yankıları var. Mesela Ahmet Hamdi Akseki'nin bu olay üzerine bazı fikirleri var. 19. yüzyılda da üzerinde çok durulan bir olaydı bu. Batı'nın doğu bilimcileri Kur'an'ın tanrısal bir kitap olmadığını kanıtlamaya çalışması için de bunu söylemişlerdir. Bunun
karşısında İslam aleminden hemen reddiyeler yazıldı. Bu neden böyle? Tarihin hangi döneminde olursa olsun İslam polemikçileri hep bu yolu izlemişlerdir. En açık şeylere bile reddiyeler yazmışlardır. Hatta Doğu bilimciler İslam polemikçilerinin reddiyelerinin üzerine kitap bile yazmışlardır. Adamlar bak dalga geçmişler resmen. Bak Müslüman nasıl cevap veriyor diye. Bir yandan da diyorsunuz ki 15. yüzyılda yaşayan Celaleddin Suyuti inkar etmiyor. O reddiyecilerden değil. Celaleddin Suyuti olsun, İbni Hacer el Askalani olsun reddiyecilerden değil. Aslında reddiyeciler İslam otoritesinden sayılan kimseler değildir. Bakın arkadaşlar, reddiyeciler. Az önce o zamanın Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasını gördünüz değil mi? Başka bir yerde de Diyanet İşleri kaynakları veriyorlar. Sonra çıkıyorlar, bunların olmadığını söylüyorlar. İlk İslam kaynaklarında olmadığını da söylüyor değil mi? Açtım ben ilk İslam kaynağını İbn-i İshak'tan açtım gösterdim. Demek ki bu ülkenin Diyanet İşleri'nin başındaki insanlar bile adam gibi bilmiyorlar. Bak bunun farkında olan Turan Dursun burada açıklamış. İslam otoritesinden sayılan kimseler değildirler, reddiye edenler. Çok alim kabul edilmezler. Ahmet Hamdi Akseki de çok alim bir kişi değildir. Bunlar gerçek ilgilendirmiyor. Sadece şeriatla, şeriat siyasetiyle ilgilenirler. Nerede İslam'a zarara dokunur dedikleri şey varsa hepsini ne olursa olsun aslı olsa bile reddetme yoluna gitmişlerdir. Vay arkadaş adam bravo ya. Bu çabayı Türkiye'de en başta Ahmet Hamdi Akseki üstlenmiştir. Günümüzde de şeyler var işte. Modernistler var. Harbiden yani taklacıların kendini çok bilmiş gösterirler. Bir cacıta bilmiyorlar yani. Yani her ülkede bir Akseki bulunmuştur ve şeytan ayetten reddiyeler yazılmıştır. Çok önemli İslam alimlerinden öğrendiğimiz konuyu Türkiye'de de İslam düşünürlere götürdük ve tartışmak istedik. Bak burası çok önemli arkadaşlar. Turan Dursun'un yaptığına bakın. Çok önemli İslam alimlerinden dediğimiz konuyu Türkiye'de de İslamcı düşünürlere götürdük ve tartışalım dedik. Böyle bir tartışmaya çıkmadılar. Bu konuda ne diyorsunuz? Evet. Tartışmaya çıkmamaları ilginç. Bu soruyu soran sunucu. Röportajcı. Turan Dursun soruyor. Tartışmaya çıkmamaları ilginç. Benim adımdan söz etmişsiniz. Benimle onların bir araya gelip tartışmaları benim yönümden mümkün. Ama onların yönünden mümkün olmuyor. Yani onlar dişlerine göre bir kimse seçerler. Bakın bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. Ben yayınlara ilk başladığımda bütün Müslümanlar benimle tartışmaya kalkıyorlar. Benim İslam'ı bilmediğimi, benim İslam'dan bilmediğim için İslam'dan çıktığımı bana gelip İslam öğretmeye kalkıyorlar. Yayına çıkıyorlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Gözünün üstünde kaşın niye var? Karşıdaki dağları kim yarattı? Ölünce ne olacak? Ben seni ölünce göreceğim. Açıklamalar da bu şekilde. Yani çıkıp direkt veremiyorlar. Çünkü kendileri bir şey bilmedikleri için herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Zaten bilenler de bu konuyu bilenler de gelmiyor. Bakın buraya o Caner Tostaman denen herifi de çağırdı. Gel buraya dedim konuşalım. Çıkmadı. Çıkmadı adam. Benim yayının kalitesi biraz düşük galiba. Şunu düzeltebiliyor muyum? Vay bunu ben ta şeyde yapacaktım da aldım 8500 olsun dur. Heh. Çıkmadı. Diğer adamları getirdik. Şeye girmem, oraya girmem, siyaset konuşalım, şunu konuşalım. İslam tartışmak istemiyor. Hep öyleler ha, hep öyleler. Çünkü kendi dişlerine göre adam bulmaları lazım. Çıkacaklar, aynı bu sözler köşkü, dans sözler köşkü gibi sokaktan bilmeyen adamları alacaklar, onlara birkaç şey soracaklar, İslam'ı aklayacaklar veya İslam'ı şirin gösterecekler. Bakın Turan Dursun o zaman da o da söylüyor bunu. Bakın ne diyor? Yani onlar dişlerine göre bir kimse seçerler. Bu olayı benimle tartıştıkları zaman reddedemeyeceklerdir. Çünkü ben onlara siz hangi yönden inkar ediyorsunuz diyeceğim. Gelin tartışalım. Bakalım var mı yok mu? İslam otoritesinin eserlerini ortaya koyacağım. Kaynakları ortaya koyacağım. Dinsizler uydurmuşlar deniyor. Haydi buyurun bakalım.
Bunların hangisi dinsiz? Buhari mi dinsiz? Ki hadisin bir bölümü Buhari'de koymuştur. Kitabına. İbni Hacer el-Aksakani mi dinsiz? Suyuti mi dinsiz? Sonra bu ayetleri tefsirlerine koyan sayısız İslam müfessirleri bunlar mı dinsiz? Bırakın dinsizliği, gelin şimdi sizinle hadis tenkidi yoluna gidelim. Hadisin sağlamlığı için ölçüler nelerdir? Çürüklüğü için ölçüler nelerdir? İslam otoriteleri neler söylemiş sağlamlılık ve çürüklük yönünden? Bunları ortaya koyalım. Soğukkanlı olarak tartışalım. Buna girmezler. Çünkü girdikleri zaman bakacaklar ki bu hadis sağlamdır. Yani olay sağlamdır. Sunucu soruyor burada. Siz biraz bize İslam kaynaklı konusunda uzmanlığınızı, hayatınızı kısaca anlatır mısınız? Sanıyorum müftüydünüz. Turan Dursun cevap veriyor. Yıllarca müftülük yaptım. Çok uzun süre. Müftülükten ayrıldım. TRT'ye geçtim. TRT'de prodüktör olarak çalıştım. Sonra TRT'den emekli oldum. Yabancı dil biliyor musunuz? Yazık ki bildiğim yalnızca Arapçadır. Ama klasik Arapçayı biliyorum ve klasik Arapçayı kendi dilimi bildiğim kadar hatta daha da iyi bildiğimi söyleyebilirim. Klasik Arapçadan kastınız Kur'an zamanındaki 6. yüzyılda başlayıp orada bir şey yapmış. Daha öncelere dayanır. Klasik Arapça, Fusli Sahih Arapça deniliyor. Ki asıl Arapça bozulmamış Arapça. O bozulmamış Arapçayı çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Neyse hadislere ilanıp şuraya okuyalım. İslam alemleri bunu tartışabilseydi biz 15. yüzyıldan daha mı geriye düşeceğiz? İslam alimler bunu tartışabilseydi biz 15. yüzyıldan daha mı gerilere düşeceğiz? Sonucu sormuş. Acı olan bu. O polisi politize ettiler ki İslam'ı tartışılmaz duruma getirdiler. Amaç da o zaten. Bakın burası çok önemli. Terör, şeriat terörü burada kendini gösteriyor. Korkutacak, ses çıkartılmayacak, onunla konular kapatılacak. Yaptıkları bu arkadaşlar. Bizi sindirmek için neler yapıyorlar? Ya öldürecekler ya hapsedecekler. İşte şeriat terörü dediğimiz olay tamamıyla bu arkadaşlar. Ve Turan Dursun bunun çok farkındaymış. Adam yani gerçekten bile bile ölüme gitti ha. Bile bile. Kendisi de zaten bunun böyle olacağını biliyormuş. Öldüreceklerini de biliyormuş. Bak kendisi de zaten söylüyor. Bakın arkadaşlar adam bak ben de söylüyorum sürekli. Hani bana diyorlar ya ateist çevreden diyenler de var. Dinsiz hani var ya benim çevremde. Sen işte Efe gibi. Ne diyor adam? Müslümanları terörist gibi gösteriyorsun. Müslümanlar böyle değil. Ben bütün Müslümanları katmıyorum. Ama İslam şeriatının temeli bu. Terör ve korkudan beslenir. Bunu bakın Turan Dursun da söylüyor. Peki bu adam öldürüldü. Bu adam hiçbir zaman Muhammed'e muho demedi. Muhammed'e küfür etmedi benim gibi. Ama öldürüldü. Kaynak koydu ortaya. Eğer ben yurt dışında olmasaydım benim de sonum buydu. Yurt dışında olduğum halde arkama adam taktılar öldürmem için. Neler yaptılar? Beni çocuklarımla tehdit ettiler. Annem babamla tehdit ettiler. Annem babamın evine baskın yaptılar. Kardeşlerime gittiler. Hem devlet gitti, hem şeriatçılar, yobazlar, tarikatçılar gitti. İsmaila cemaati gitti. Hem de polisle gidenler oldu. Hala da devam ediyor. Kiralık katil olup arkama adam takıyorlar. İşte İslam terörüdür, terör. O yüzden bu din hala ayakta korkuyla yaşıyor. Ve bunu Turan Dursun da farkında. Demek ki ben söylemiyorum bunu. O tatlı su ateistlere sesleniyorum burada. Müslüman ülkedeki insanlara şirin görüneceğim diye. Bu kadar da neyse. Bak Turan Dursun da söylüyor. Adam gitti işte. Öldürdüler. Bak ne diyor adam? Bunu çok önemli. Bir daha okuyacağım. Acı olan bu. Bu kadar polis ettiler ki İslam'ı tartışılamaz duruma getirdiler. Ancak amaç da o. Zaten terör, şeriat terörü burada kendini gösteriyor.
korkutulacak, ses çıkarılmayacak, onunla konular kapatılacak. Konuşma, sorsun, bak şunu yaparız, bunu yaparız. Sayın İnsel Ersel'e katli vaciptir diye Almanya'dan fetva çıkardılar. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Sunucu soruyor. O da nihayet İslam kaynaklarını inceliyor değil mi? Evet, Turan Uzun cevap. Evet, ben İhsan Arsel için şunu söylerim. Arsel'in yazdığı kitaplar hangisi olursa olsun çağımızın kitaplarıdır. Teokratik devlet düzeninden Demokratik devlet düzenine adlı bir kitabı olsun, Arap Milliyetçiliği Türkler adlı kitabı olsun, Aydınlar diye bir kitabı var, o olsun, Biz Profesör adlı kitabı olsun ve en son Şeriat ve Kadın adlı kitabı olsun, gerçekten çağımızın kitaplarıdır. Hele bu sonuncu kitabını didik didik okudum. Gerçekten bir ömür ister. Öylesine bir... Gel burada adamı anlatmış. Evet, şunu okuyacağım. Orada Cemaattin Kaplan'la ilgili sorular falan sormuş. Onlar için de şey söylüyor. Bunlar diyor sadece diyor. Bunlar şeriat derdiler. İslam'ın kaynaklarına dertleri yok bunların diyor. Yobazlık derdindiler. Geçeceğim. Fazla uzatmayayım yani arkadaşlar. Müslümanlıkta yalancılık olur mu? He, Müslüman iftira etmez. Biliyorsunuz bana atılan iftiralı da biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu konuda Turan Dursun'un cevabı çok anlamlı. Müslüman ya daha doğrusu İslamcı sana cevap vermeyince ne yapıyor? Hepinizin bildiği gibi küfür edecek, tehdit edecek, ölüm tehdidi gönderecek. IŞİD'in kafasını kestiği insanların görüntülerini gönderecek size. Veya seni sürekli çoluğunla, çocuğunla, ailenle tehdit edecek. Bak nereden kaynaklanıyormuş? Adamın, Turan Dursun'un cevabına bakın. Çünkü ona da geliyor mudur? Mutlaka. Müslümanlıkta yalancılık olur mu? Bana atılan iftiralar. Çek senat dolandırdı. Çocuğa tecavüz etti. Kadın ticareti yaptı. Kenevir yetiştirdi. Uyuşturucu sattı. Koyun çaldı. 14 kayın çaldı. Karısı fuhuş yapıyordu. Uyuşturucu ticareti yaptı. Ukrayna'dan kadın getirdi. Rusya'dan kadın. Konya'da kerana açtı. Bana atılan iftiralar değil mi? Evet. Neymiş bakın. Turan Dursun cevap veriyor şimdi bunlara. Müslümanlıkta yalancılık olur mu? Şeriatın en baş taktiği harp hiledir. Yani savaş hileyle kazanılır. Hileyle bunu yürüteceksiniz. Ortaya koyacaksınız. Hangi alanda olsun, onlar şimdi kendilerini bir savaş içinde görüyorlar. O savaşta yalanın her türünü sergilemekte kendilerine yetkili görüyorlar. Ya harbiden abi. Yani mübah görüyorlar. Yol onlar için mübahtır. Bir de şu gerçeği ortaya koymak gerekir. Cemalettin Kaplan şeriatçıdır. Hümeyni de şeriatçıdır. Şeriat acımasızlıktır. Şeriat terörizmdir. Onun içinde onlar da bu acımasızlığı sergiliyorlar. Yani o da şeriatın hükmünden başka bir şey ortaya koymuyor. Çağdaş insanın kafasını avuçlarının arasında alıp düşünmesi gerekir. Demek ki şeriat budur. Yani şeriat egemen olduğu zaman özgürlük diye bir şey olmayacak. Demokrasi diye bir şey olmayacak. Kimileri der ki bırakalım onlar da kendi partilerini kursunlar. Bırakalım onlar da gitsinler sokaklarda mitik yapsınlar. Şeriatı istiyoruz diye. Bunun olası olması demek teröre de evet diyelim demektir. Yani bırakalım terörizm partisi kurulsun. Özgürlük düşmanlığına ilişkin parti kurulsun. Onlar da kendi mitinglerini yapsınlar. Demokrasi özgürlük isteyenler bunların zıttı. Bak demokrasi özgürlük isteyenler bunların zıttı. Bir partinin kurulmasını isteyemezler. Evet diyemezler. Cemalettin olayı olsun, Hümeyni'nin olayı olsun bunu açık seçik ortaya koyacak niteliktedir. Bu konular gündeme getirilince hemen bir Yahudilik suçlamasıdır gidiyor. İslam şeriatının teröre yönelik yani Yahudilikten kaynaklanır daha çok. O da doğru. Şimdi Kur'an'da biliyorsunuz bir sürü şiddet ayeti var. Bunların temel kanası şeydir, Tevrat'tır. Tevrat çok ırkçı bir kitaptır. Yahudiler üstün bir ırk olarak alır. Kur'an'da da zaten Tevrat Yahudileri üstün bir ırk olarak alır. Kur'an
Tevrat'ın şeriatı çok serttir arkadaşlar. Orada da kelle gidiyor. Dinden çıktın kelle gidiyor. Her konuda. Ama günümüz Yahudileri bunları hayatından çıkartmışlar. O zamanlarda kaldı diyor. Ama bizim günümüzdeki Müslümanlar hala uçağı yaşıyorlar. Ve yukarıda okuduğum yorumlarda, yani Turan Dursun'un yorumuna göre, bu insanlarda yalan söylemek, hile, iftira atmak bir hile. Muhammed'in taktığı savaş hiledir yani. Her yola başvurabilirler. Tek amaçları var, yobazlığı dayatmak. Ve orada en can alıcı şeylerden birisi, işte demokrasi. Demokrasi nedir? Herkes çıksın, istediği partiyi kursun, istediği şey şeriat diye bağırsınlar. Burada Turan Dursun'un dikkat çekmeye çalıştığı yer, ya tamam sen bağırsınlar diyorsun da bu insanlar demokrasiyi yıkmak için geliyor zaten. Demokrasiyi yıkması için onlara, laik düzeni yıkması için onlara fırsat niye verebilirsin ki? Zaten onlar bunu istemiyorlar. İstemediği bir şey eline veriyorsun. Adam zaten başa geçmiyorsa şeriatı getirecek. Şeriat nedir? Terörizmdir. Yayını kapatmadan önce bu şey bir daha üstüne basa basa söyleyeceğim. Bana bütün Müslümanlara terörist diye de şey yapan tatlısı ateistleri. Bakın Turan Dursun kendisi söylüyor. Ben Müslümanların hepsine katmıyorum. Ama İslam'ın sonu terörizmle biter. Şeriat bir terörizmdir. Şeriatın olduğu ülkelere gidin bir bakın. Taliban orada şeriatı getirdi. Zorbalıktır. İnsan haklarını hiçe saymaktır. Kadın haklarını hiçe saymaktır. Ve çağımız insanına asla uymayan bir yönetim şeklidir. Ama sene olmuş 2023. Türkiye'de ciddi bir kesim şeriatı istiyor. Akıl alır gibi değil. Evet arkadaşlar, 2 saattir dilim damağım kurudu. Ve bayağı bir hazırlandım ben bu yayın için. Sizlere anlatacağım diye. Umarım faydalı bir yayındır. Olmuştur. Eksikler belki vardır ama genelini anlatmış bulunuyorum. Hadislerde, kaynaklarda zaten gösterdim. İbni İsa'da gidebilirsiniz, Taberi'de gidebilirsiniz. Bir sürü kaynaklarda bunlar geçiyor. Günümüze gelince bunlar yalanlanıyor. Diyanette dahil. Evet. Telefonum nerede ya? Destek olan arkadaşlar okuyacaktım da telefonu kaybettim. Neyse, bir sonraki yayında okuyayım. Şuradan görünenleri okuyayım en azından. Evet. Efecan kanala katılmış. Justin Bieber kanala katılmış. Justin Bieber destek olmuş. Erkin Alp Güney defalarca destek gönderdi. Justin Bieber tekrardan. Erkin. Justin, iki kişi. Justin Bieber ve Erkin Güney. PayPal'dan destek olan arkadaşlar da çok teşekkür ederim. Telefon yanımda olmadığı için herhalde olmuşlardır. Çok sağ olun arkadaşlar. Bir dahaki yayında görüşünceye kadar esen kalın. Bundan sonra bu kanalda diğer yayınlara da gideceğim zaten. Konuları anlatmaya devam edeceğim. Bu kanal genelde konulu yayınları anlattığım bir kanal. Abone olursanız sevinirim. Videoyu paylaşın. Özellikle Müslümanlar izlesin. Hoşçakalın arkadaşlar. Esen kalın. Müzik